Adım Mustafa. Bu olay 2008 yılında yaşandı. Şu an 30 yaşındayım. Olayın yaşandığı yıllarda ise 20'li yaşların başındaydım. Liseyi bitirmiştim ve 2006 yılında Kütahya'da arkeoloji bölümünü kazandım. Bölüm o sene açılmıştı. Arkeoloji bölümü gözüme hep gizemli gözükmüştür. Geçmişteki insanların hayatlarını araştırmak, kullandıkları eşyaları bulmak, kazılar yapmak, tarihi kalıntılar ve hazineler bulmak. Bu bölüme heyecanla başlamıştım. Tabi okulun ilk iki yılında rutin dersler, sınavlar derken bu hayallerim yerini tipik öğrenci hayatına çevirmişti. Hayatım bu şekilde sıkıcı devam ederken bölüm hocamız sınıftan seçtiği birkaç öğrenciyle birlikte Mardin yakınlarında bir yerde kazı çalışması yapmak istediğini söyledi. Kazıyı okullar kapandıktan sonra yaz aylarında yapmayı planlıyordu. Bu yüzden bölümdeki çoğu kişi yaz ayında tatil yapmayı seçtiği için bu fikre pek ilgi gösteren olmadı. Sınıftan 5 kişi bu fikre sıcak bakmıştı. Bu 5 kişinin içinde ben de varım tabii. Çünkü okulun sıkıcılığı boğmuştu bizi. Değişik bir şeyler yapmak lazımdı. Son sınavlara girmiştik. Artık herkes memleketinin yolunu tutuyordu. Bölüm hocamız bize, "Sizler de memleketinize gidin, bir hafta kafa dinleyin, sonra gelin," dedi. Ben de bu arada bakanlıktan gerekli izinleri alırım, siz gelene kadar dedi. Bu kazı olayları için izin almak gerekiyormuş. Define arananlar yüzünden gerekli izinler olmadan kazı yapmak suç. Neyse, memleketime gittim. Aileme durumu anlattım ve onlarla bir hafta güzel bir vakit geçirdim. Heyecanlıydım. Çadırda kalacaktık ve eski mezarları kazacaktık. Yani bulmayı umduğumuz şeyler eski mezarlardaki tarihi değerli eşyalar ya da buna benzer şeylerdi. Bir haftanın sonunda Kütahya'nın yolunu tuttum. Diğer arkadaşlarımdan bahsedeyim. Benimle birlikte 3 erkektik. Hasan ve Alperen. 2 kız arkadaşımız vardı. Belçin ve Aslı. Hocamızın adı Nuray. Yani 3 kız 3 erkektik. 6 kişilik bir grup. Gidip gelme, kalma ve yeme içme masrafları okul tarafından karşılanıyordu. Beşimiz heyecanlıydık. Nuray Hoca bu tarz kazılara sıklıkla gittiğini anlatırdı bizlere. Bir servis aracı tahsis etti okul bize. Şoförlüğü de bizler yapacaktık. Yaklaşık 13-14 saatlik bir yol, her şey hazırlandı ve bizler yola çıktık. Yolculuk bayağı yorucu geçiyordu. Araç geniş olmasına rağmen yanımıza aldığımız eşyalar yüzünden rahat edemiyorduk. Yolculuk devam ederken Nuray Hoca bizlere orada yapmamız ya da yapmamamız gerekenleri anlatıyordu. Bir şey dikkatimi çekti. Geceleri kesinlikle çadırlarımızdan çıkmamamızı tembihliyordu. Nedenini sorduğumuzda ise nedeni önemli değil. Bizim amacımız tarihe ışık tutmak. Tek amacınız bu olsun. Kesinlikle bulduğumuz hiçbir eşyaya zarar vermeyin ve aklınızda kötü bir niyet olmasın diye bizleri sıkı sıkı tembihledi. İçten içe bu kadın bizi hırsız mı sanıyor diye düşünüyordum. Çünkü eşyalara zarar vermeyin, aklınızda farklı bir düşünce olmasın falan. Neyse, bu düşünceler arasında yolculuğumuz devam ediyordu. Nuray Hoca'ya nerede kalacağımızı sorduk. Kalacağımız yerin yakınlarında köy olmadığını söyledi. İnsanlardan uzak, sakin bir yerde kafamıza göre kazı yapacağımızı söyledi. Mardin'e vardığımızda Nuray Hoca ilk olarak jandarmaya bilgi verdi. Şu bölgede şu kadar süre kazı yapacağımızı, gerekli izinlerimizin olduğunu bildirdi. Daha sonra konaklayacağımız yere hareket ettik. Bir iki köyün içinden geçtik fakat hiç insan görmedim. Bu hepimizin ilgisini çekmişti. Sabah olmasına rağmen ortalıkta incin top oynuyordu. Kimse yok diyeceğim ama dışarıda asılı olan çamaşırlar, yanan ateşler, ateşlerin üzerinde kazanlar var. Fakat ortalıkta kimse yok. Yolumuza devam ettik ve kazı yapacağımız alana geldik. Kazıyı yapacağımız alan bir dağın eteklerine yakın bir bölge ve dağda mağaralar var. İki çadır kurduk. 3 erkek bir çadırda, 3 bayan bir çadırda kalacaktık. İlk gün yol yorgunu olduğumuz için sadece getirdiğimiz yiyeceklerden yiyip sohbet ediyorduk. Nuray Hoca muhabbeti dinlenen ve çok şey bilen bir kadındı. Bizlere cinli perili hikayeler anlatıyordu. Korkalım diye mi yapıyordu bilmiyorum ama gruptaki herkes
gerçekten korkmuştu. Saat iyice ilerlemiş ve hava kararmıştı. Nuray Hoca yatmamızı söyledi ve yattık. Biz de kendi çadırımıza geçip muhabbet etmeye başladık. Yaklaşık bir saat konuştuktan sonra uykumuz geldi. Herkes uyumaya başladı. Herkesin uyuduğu saatlerde gece aniden düşme hissiyle uyandım. Çadırın dışından yürüme sesleri geliyordu. Fakat önemsemedim. Çünkü biri tuvalete çıkmış olabilir diye. Daha sonra çadıra pıt pıt diye iki kere bir şey atıldı. Muhtemelen taştı. Çadıra çarpma sesinden anladığım oydu. Ben bunları düşünürken tekrar uykuya dalmışım. Sabah olduğunda gece hiç kalkan olup olmadığını sordum. Herkes kalkmadığını söylüyordu. Nuray Hoca'ya gece duyduğum seslerden bahsettim ve çadıra iki kere taş atıldığını söyledim. O da bilmiyorum, bir hayvan gelmiş olabilir, korkulacak bir şeyin olmadığını, yediğimiz şeylerin kokusuna gelen bir hayvandır deyip konuyu kapattık. O gün kazı çalışmalarına başladık. Bir bölgeyi şeritlerle çevirip o alanda kazı çalışması yapmaya başladık. Kazdığımız alanda pek bir şey çıkmıyordu. Çalışmalarımıza devam ediyorduk. İlk gün umduğumuz gibi bir şey bulamadık. Kazı yapılacak alan belirlemeye çalışıyorduk. Bulunduğumuz bölge eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Elbette bir iz, bir alet, tarihi eser çıkması lazımdı karşımıza. Hava kararana kadar çalışmalarımız devam etti. Fakat umduğumuzu bulamadık. Hava kararınca çalışmamızı bırakıp çadırların yanına geldik. Ateşi yakıp başında yemek yiyip muhabbet ediyorduk. Biz bu şekilde sohbet ederken gözüm dağdaki mağaraya takıldı. Bir mağarada dalgalı bir ışık vardı. Yanlış görüp görmediğimi anlamak için Nuray Hoca'ya da "Hocam, şu mağarada ışık var. Sanki ateş yanıyor." dedim. Herkes o mağaraya baktı. Herkes beni doğruladı ve hemen jandarmayı aradık. Malum sınıra yakın bir bölge ve terörist olabilme ihtimali geldi aklımıza. Ateşimizi söndürüp bulunduğumuz bölgede beklemeye başladık. Jandarma geldi ve mağaraya baktılar. Fakat mağarada hiçbir şeyin olmadığını, başka giriş çıkışın da olmadığını söylediler. Daha sonra jandarma komutanı bir sıkıntı olduğunda aramamızı söylediler. Jandarmalar gittikten sonra bu olay biraz da olsa bizi tedirgin etmişti. Çadırlarımıza çekildik. Uyumaya başladık. Gece yine aynı ayak sesleriyle uyandım. Bu kez Alperen'e çağırdım. O da benim duyduğum gibi sesleri duyuyordu. Sonra Hasan'ı da uyandırdık. Sesler devam ederken aniden çadırdan çıktık. El fenerleriyle etrafa bakındık fakat en ufak bir insan izi ya da hayvan izi yoktu. Ateş yaktık. Uyku tutmuyordu. Bu ses olayı gitgide sinir bozucu hale gelmişti. Mağaraya bakıyorduk. Mağarada ışık falan yoktu. Çadırımıza girip uyumaya devam ettik. Sabah oldu. Dışarıdan gelen Nuray Hoca'nın sesiyle uyandık. Nuray Hoca bizden önce kalkmış. Kalktığında bizim eşyaların sağa sola dağıtılmış olduğunu görmüş. Eşyalarımız gelişi güzel etrafa dağıtılmış. Yakınlarda insan da yok. En yakın insanların yaşadığı yer geçtiğimiz iki köy. Onlar da yaklaşık bir saatlik uzaklıkta. Aramızda bunu kimin yapmış olabileceğini konuştuk ama buna bir anlam veremedik. O gün kazı yapmaya devam ettik. Diğer günlere göre bu kez bir mezar bulmuştuk. Çocuk ya da bebek mezarı, yaklaşık bir metrelik bir mezar. Kazdıkça bir bebeğe ait olduğu anlaşılıyordu. Fakat mezar taşı falan yoktu. Sanki kundağıyla gömülmüş, sarıldığı bez çürümüş. Fakat bebek sanki daha yakın zamanlarda gömülmüş gibiydi ve kundağına bir muska iğne ile iliştirilmiş. Bu işin tadı iyice kaçıyordu. Jandarmaya tekrar haber verdik. Biz eski dönemlere ait kalıntılar ararken yakın zamanda gömülmüş insan cesedi buluyorduk. Jandarmaya bulduğumuz bebek mezarını ve bebeği gösterdik. Jandarma da çok şaşırdı. Çünkü bulunduğumuz yerde mezarlık olması imkansızdı. Köylerden bir saatlik uzaklıkta ve köy mezarlığı hemen köylerinin dışındaydı. Jandarma bebeği de alıp araştırma yapmak üzere oradan ayrıldı. Bu olaydan sonra kazı yaptığımız alandan eşyalarımızı topladık ve başka bir alana geçtik. Kazımıza oradan devam ettik. Yine gece olmuştu. Daha önceki gecelerin aksine hepimizde bir huzursuzluk vardı.
Sabah yaşadığımız olay anlaşılan hepimizi etkilemişti. Olayı unutmak için farklı konular açıyorduk. Herkes daha önce yaşadığı komik olayları ya da bildiği fıkraları anlatıp ortamı biraz olsun yumuşatmaya çalışıyordu. Sohbet muhabbet derken yine saat geç olmuştu. Nuray Hoca yatmamızı söyledi. Çadırlarımıza çekildik. Bu kez çadırları dip dibe kurmuştuk. Nuray Hoca da dahil herkes korkuyordu. Saat kaç hatırlamıyorum. Herkes uyuyor. Ben de uyuyorum. Gece hepimiz bir sesle sıçradık uykumuzdan. Dışarıdan gelen sese kulak verdik. Yavrum diye biri ağlıyor ama nasıl anlatsam. Kadın sesi ama kalın. Hani kadın olduğunu yavrum diye ağlamasından anladım diyebilirim. Ve bu sese hepimiz uyandık. Çadırın dışında birisi hızlı adımlarla yürüyor ve yavrumu aldınız benden diyerek ağlıyordu. Hepimiz birden dışarıya çıktık ama etrafta kimse yoktu. Ve ses dağın oradaki mağaraların oraya doğru gidiyordu. Ve mağarada ateş yine yanıyordu. Hepimizin eli ayağı titriyordu. Sabah olmak üzereydi. Hepimiz tek bir çadırda oturup sabah olmasını bekledik. Sabah olduğunda eşyalarımızı toplayıp karakola gittik. Biz tam yaşadıklarımızı anlatacaktık ki komutan bebekle ilgili araştırma yaptıklarını ve olayı öğrendiklerini anlattı. Zamanında o geçtiğimiz köylerden birinde iki kız kardeş varmış. Bu kardeşlerden birinin çocuğu olmuyormuş. Çocuğu olsun diye köyde olan bir büyücüyle anlaşıp büyü yaptırmış. Büyü yapan kadın bir şartla büyü yapmış. Kız kardeşinin yeni doğan bebeğini kurban etmek için o bulunduğumuz bölgede canlı canlı gömmesini istemiş. Ve üzerinde büyücünün verdiği muskayla gömmüş bebeği. Bu olaydan sonra bebeğini bulamayan kardeşi delirme noktasına gelmiş. Ama çocuğu olmayan kardeşinin kızı olmuş. Nasıl olduysa bebeği kaybolan kardeş bu bebeğini kız kardeşinin öldürdüğünü öğrenmiş. Hem kız kardeşini hem de büyü yapan kadını elleriyle öldürmüş. En son kendi canına kıymış. Yapılan bu büyüden sonra köyde bir sürü olaylar yaşanmış dedi komutan. Sonra vallahi Nuray hocam bize bunu anlatan bu köyde yaşayan bir iki ihtiyar sanki ağız birliği etmiş gibi bu o bebek dediler. He bir de bu bebeği bulduğumuz yere gömün yoksa sizin de başınıza türlü olaylar gelir diye de eklediler dedi komutan. Nuray Hoca da bizim yaşadığımız olayı anlattı ve altımız birden olayları doğruladık. Komutan ve birkaç askerle aynı bölgeye birlikte gidip bebeği aldığımız yere gömdük. Bu olayın üzerine orada kalmamız imkansızdı ve Kütahya'nın yolunu tuttuk. Eski insanların hayatını artık merak etmiyorum. Şikayet ettiğim ve sıkıcı olduğunu düşündüğüm hayatıma bir kez daha şükrettim. Köydeki ihtiyarların anlattığı olay ne kadar doğru bilmem ama bizim yaşadığımız olayın gerçek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben 18 yaşındayken eski oturduğum mahallede tek başına yaşayan evine sürekli gelip gidenlerin olduğu bir amca vardı. Her sabah ben işe gitmek için evden çıktığımda kapıda Kur'an okur, sesiyle beni büyülerdi. Yaklaşık olarak 2 hafta kadar onu takip ettim. Sürekli onu dinlerdim. Bir gün onun evine çığlıklar atan bir hastanın geldiğini gördüm. Herkesten korkuyor, herkesten kaçmaya çalışıyordu. Amca onu evine aldı. Ben de kapıda oturup evden gelen sesleri duyuyordum. Gelen kişi anlamadığım dilde bir şeyler söylemeye başladı. Tahminimce İbranice, Arapça olsa bilirim. Amcaya Türkçe küfürler yağdırıyordu. İyice dikkatimi çekmişti. Merak ediyordum. Sonra o kişi evden baygın şekilde çıktı. Yanındakiler yaşlı amcaya teşekkür ediyor, sürekli Allah razı olsun diyorlardı. Neyse, o gün öyle geçti. Yine işe gitmek için yola koyuldum. Ama olaylar hep aklımdaydı. Akşam eve geldiğimde annemin yanına gelip ona amcayla ilgili sorular sormaya başladım. Amca hüddam olarak insanlara yardım ediyormuş. Hüddamın ne olduğu hakkında annemden bir takım bilgiler aldıktan sonra amcayla tanışmak için yanına gittim. Yanına vardığımda selam verdim. Aleykümselam dedikten sonra bana gel yanıma otur dedi.
Ben sorumu sormadan o sorumu sormuşum gibi başladı anlatmaya. Bazı yerlerde sürekli hüddam ilminin sırlarındandır. Söylersem sen de yanarsın, ben de diyordu. İyice meraklandım. Anlattıkları bazı hocaların ilminin yetmediği cin padişahlarının musallatlarında Azrail yokuşuna gittiğini ve o insanları Allah'ın izniyle kurtardığını söyledi. Biraz daha anlattıktan sonra işe gitmek için yola koyuldum. Tekrardan bu olay 2-3 gün aynı şekilde devam etti. Bir gün sabah kalktığımda amcanın kapıda oturmadığını fark ettim. Halbuki her gün oturur, Kur'an okur, sesiyle beni büyülerdi. Hemen evine koştum. Kapıyı çaldım. Ses gelmedi. Amca diye seslendim. Yine ses gelmedi. Polisi aradım. Meraklanmıştım. 30 dakika sonra polis geldi. Olayı anlattım ve meraklandığımı söyledim. Polis kapıyı kırdı. Amca içeride yatağında eceliyle ölmüş. Allah'a emanetini teslim etmişti. Üzüldüm. Akrabası falan var mı diye araştırma yaptım. Kimsesi yoktu. Defnetme işini üstüme aldım ve cebimde olan paramla defnetme işlerini hallettim. Namazı kılındı ve defnettik. Her sabah kalkıp o kapıya bakıyorum. Onun Kur'an okurken büyüleyici sesini duymak istiyordum. Ama artık ölmüş ve onun sesini bir daha duyamayacaktım. Bir sabah işe giderken yolda yürüyor, hep onu düşünüyordum. Hüddam ilmine merak sarmış, sürekli araştırmalar yapıyordum. Telefonumdan hüddam ilmiyle ilgili bir yazı okurken kafam o kadar dalmış olacak ki karşıdan karşıya geçerken yola bakmamıştım. Üç adım attıktan sonra bir araba çarptı. Yere düştüğümü ve bayıldığımı hatırlıyorum. 2,5-3 ay kadar yoğun bakımda kalmışım. Yoğun bakımdayken kendimi musalla taşında yüzünü görmediğim varlıkların beni yıkadığını gördüm. Ölmüşüm diye çok üzülüyordum. Amca geldi yanıma. Bir anda korkuyla uyandım. Uyandığımda sanki rüya içinde rüya yaşıyordum. Amca başucumda oturmuş, başımı okşuyordu. Bana buradan çıkınca sana el vereceğim. Sen de kabul edersen dedi. Ben de istiyorum der gibi başımı salladım. Tamam, yarın çıkacaksın dedi. Çıkmadan sabah ezanında yanında olacağım dedi ve gitti. Sonra yine rüya görmüştüm. Uyandım. Annemle babamın yanımda olduğunu, başımda beklediklerini gördüm. Oğlum uyandı diye seviniyor, herkes birbirine sarılıyordu. Doktor geldi. Bazı testler yaptıklarını, iç kanamamın kesildiğini, sanki hiç olmamış gibi göründüğünü söylemiş bizimkilere. Sanki vücut kendi kendini yenilemişti. Annemler şaşırmış, meraklanmıştı. O gün beni normal odaya aldılar ve annemle babama yarın 9'a kadar dursun, eğer aksilik olmazsa yarın taburcu ederiz dedi doktor. Sonra durumum gitgide iyiye gitmeye başladı. Akşam uykuya daldığımı hatırlıyorum. Kesintisiz, rahat, hiç ağrı duymadan uyuduğumu biliyorum. Sabah ezanı okunurken uyandığımda amcanın beni beklediğini gördüm. El vermek için hazır olduğunu söyledi. Namaz kılmam için seccade, tesbih ve bazı şeyler getirmişti. Onun nur kokusu bütün odayı doldurmuş, sanki gül kokusu gibi ama farklı bir güzelliği vardı. Zar zor da olsa namazımı kıldım. Sonra bana elini uzat dedi. Uzattım ve bazı dualar okumaya başladı. Gözlerini kapat dedi. Kapattım sıkıca. O dua okudukça ben sesler duyuyordum. Şimdi yavaşça gözünü aç ama sakın korkma dedi. Allahü Teala'dan başka kimseden korkulmaz oğlum dedi. Gözlerimi açtığımda aman Allah'ım, bir sürü gölgeler, ifritler, adım atacak yer yok. Oda tamamen dolu. Sadece ikimizin olduğu oda bir anda milyonlarca insanla dolmuş gibi tıka basaydı. Oğlum, artık Rabbim sana yol göstersin. Fakirin hakkını gözet, kimsenin ahını alma. Yardıma muhtaçlara yardım et. Artık bu gözlerin Allah'ın emaneti olan gözlerin sana yol gösterecek dedikten sonra bana o mukaddes kitabımızı uzattı. Oku, Allah'ın adıyla oku oğlum dedi ve bir anda kayboldu. O günden sonra sabah taburcu oldum. O gün bir şey yaşamadım. Uzandım evimde, dinlendim. Ertesi gün sabah evden çıktığımda dışarıda hiçbir insanın yüzüne bakamaz oldum. Herkes geçmiş olsun dileklerini iletiyor,
Ama ben kimsenin yüzüne bakamıyordum. Çünkü her insanı hayvan suretinde çeşitli amellerine göre hayvan şekillerine büründüğünü anlamıştım. Bana bu olayı Kemal adında hüddam olduğunu ve bu işi Allah için yaptığını söyleyen bir hoca anlattı. Bu işi Allah için yaptığını söyleyen bir adamdı. Onunla tanıştım. Sürekli sohbet ediyor, buluşuyor, beraber Kur'an okuyorduk. Öyle şeyler anlatıyordu ki beni mest ediyordu. Bana bir hastasının olduğunu, benim de onunla beraber gidip ne gördüğümü söylememi istedi. Ben de kabul ettim. Yarın sabah saat 10'da yola çıkacağız. Hazır ol. Ben gelip seni arabayla alacağım ve Sakarya'ya bir köye gideceğimizden bahsetti. Tamam dedim. Eve gidip yatsı namazını kıldım ve uzandım. Sabah ezanında uyanıp abdest almak için banyoya doğru yürüdüm. Abdestimi aldım. Namaz için kıbleye yönelip namazımı kıldım. Tesbih çekerken bir kadın "Ne olur bana yardım et. Allah rızası için bana yardım et." diye çığlıklarını duyuyordum. Boğuluyorum. "Bana yardım et." demeye başladı. Şok olmuştum. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Ona nasıl yardım edebilirim ki? Sesler birden kesildi. Sabah 9 sıralarında Kemal Bey evimizin önüne geldi. Kapıyı çaldı. "Hazırsanız çıkalım." dedi. Ben de "Hazırım, çıkabiliriz." dedim ve yola koyulduk. Yolda bir kadının musallata uğradığını, bunu bensiz başaramayacağını ve benim ona yardım etmemi istedi. Ben de elimden geleni yapacağımı söylüyordum. "Sen hüddamsın, hüddam ilmini biliyorsun. Gözlerin benim için çok önemli." dedi. 2 saat yol gittikten sonra Sakarya'da bir köye geldik. Köy, gündüz olmasına rağmen çok sessiz, ıssız bir yerdi. Dışarıda hiç insan gözükmüyordu. Sonra bir evin önüne geldik. Ev çok güzel, bahçeli, 2 katlı bir evdi. Arabadan indik. Eve doğru yöneldik. Zili çaldık. Kapıyı küçük bir çocuk açtı. "Kemal Bey, anne nerede?" dedi. O da "İçeride Kemal amca, yatıyor." dedi. "Buyurun Mustafa Bey, geçelim içeri." dedi. İçeriye girdik. Evden pis kokular yayılıyordu. Kadının olduğu oturma odasına yöneldik. "Aman ya Rabbi, o da ne? Kadın koltukta uzanmış, kendinde değilmiş gibi iplerden kurtulmaya çalışıyor. Karşısında 3 tane ifrit ona bakarak gülüyorlar. Dona kaldım. Gözlerimi oradan alamıyordum. Kemal Bey ne gördüğümü sordu. Ben de korkuyla hemen buradan çıkalım dedim. Bana bağırarak ne gördüğümü söylememi istedi. Ben de mutfağa geçip ona gördüklerimi anlattım. Orada 3 tane ifrit gördüm. Kadına bakarak güldüklerini gördüm. Kadının o halinden zevk alıyorlardı. Kemal Hoca bazı otlarla bir şeyler yapacağını ve onları def edeceğini söyledi. Olayları kısa geçmemin sebebi hüddam ilmi gizlidir. Anlatırsam siz de yanarsınız, ben de yanarım. Bana onları yatsı ezanından sonra def edeceğini söyledi. Ben de tamam dedim. Evdeki çocuğu alıp dışarıya çıktım. Çocukla biraz dışarıda oyun oynadım. Ona moral vermek için elimden geleni yapıyordum. Kemal Hoca da o arada kadının başında dualar edip onu sakinleştiriyordu. Çocuk benimle oynarken yanıma sokuldu. Bana "Annemi kurtarabilir misin abi?" diye sordu. Ben de Allah'ın izniyle kurtaracağımı söyledim. Çocukla biraz vakit geçirdikten sonra eve geçtik. Kemal Bey her şeyi hazırlamış, yatsı ezanının bitmesini bekliyordu. Ne yapacağımızı anlatırken benim aklım hep çocuktaydı. Annesine bir şey olursa kim kimsesi yok. Kim bakacak bu çocuğa diye düşünüyordum. Kemal Bey her şeyi hazırladı. Ezan bittikten sonra kadının yanına gitmemiz gerektiğini, bu işe bir son vereceğimizi söylüyordu. Korkuyordum ama ona rağmen gittim. 3 ifrit hala odada cirit atıyordu. Önüme kadar gelip bana gülüp gidiyorlardı. Seslerini, her şeylerini görüyordum. Kadının yanına oturdum. Kemal Bey dışarı çıkıp hemen geleceğini söyledi. Ben de tamam dedim ve dışarı çıktı. Allah'a dua ediyordum. İfritler önümden geçiyor, odanın içinde gülüyorlardı. "Başaramayacaksınız. Hepinizi öldüreceğiz." diye bağırıyorlardı. 5 dakika sonra Kemal Bey kapıdan içeriye geldi. Elinde siyah bir kedi vardı. Kadının yanına gelip yere oturdu. Elindeki beyaz örtüyü üzerine örtmemi istedi. 10 dakika sonra
Uyandırmamı istedi. Kabul ettim ve üzerini örttüm. Bir takım bir şeyler söylüyor, yalnız söylediği şeyleri anlıyordum. Sonra Kemal Bey'in sesi kesildi. 10 dakika sonra örtüyü kaldıracaktım. O da tamamen sessizliğe bürünmüştü. Korkuyor, dua ediyordum. Zamanın gelmesini bekliyordum. Nihayet zaman geldiğinde örtüyü kaldırdım. Kucağındaki kediyi alıp yere bıraktım. Bir şeyler söyleyip uyandırdığımda aman Allah'ım, Kemal Bey'in gözleri kedinin gözleriyle resmen aynı durumdaydı. Kendine gelmesi için salladım. Kendine geldiğinde bu kadına musallat olan cinlerle konuştuğunu ve bu kadının cinlerle anlaşma yaparak fal baktığını söyledi. Kadın çok para kazandıktan sonra bu işi bırakmak istemiş. Cinler buna müsaade etmeyince büyü yoluyla onlardan 3 tanesini öldürmüş. Cinler intikam almak için bu kadına musallat olmuş. Ne yaptıysam cinlerle anlaşamadım. Çocuğu alıp buradan dışarı çıkmalıyız. Evi mühürleyeceğim dedi ve çıktık. Dualarla evi mühürlemeye başladı. Tam mühürleme bitmek üzereyken çığlık sesleriyle hemen eve koştuk. Kadın yatağında mosmor olmuş, ağzı açık bir şekilde tavana bakarken kas katı kesilmişti. Kemal Bey kadına baktığında kadının öldüğünü anladık. Çocuğun görmemesi için hemen önüne geçip sarıldım. Görmesini engelledim. Polisle irtibata geçtik. Geldiler, ifadelerimizi aldılar. Çocuğu oradaki bir köy sakinine emanet ettim. Polisler anlattıklarımıza zor olsa da inandılar. Bayağı bir sorgulandıktan sonra serbest bıraktılar. Sonra doğru köye gidip çocuğu aldım. Şu an 23 yaşında kocaman bir delikanlı. Allah'ın ilmini öğrenen ve öğreten bir hafız. Bu size ibretlik bir anı. Allah'ın verdiklerine şükredin. Para hırsı gözünüzü bürümesin. Allah'a isyan etmeyin asla. Şüphesiz ki Allah'ın azabı her şeyden kötüdür. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir gündü. İstesem de unutamam zaten. Olay Adana'da ismini vermek istemediğim bir köyde yaşandı. Ben bu köyde doğdum, büyüdüm. Köyümüzün içinden büyük bir nehir geçmektedir. Küçüklüğümden beri silahlara olan düşkünlüğümle bilinirim. İşte bu yüzdendir ki büyüyünce silahlarla iç içe olmak için av merakım oldukça arttı. Haftanın 3-4 günü ava çıkardık arkadaşlarımla. Hatta hava kararana kadar kalırdık. Bazen gece ateş yakar, türküler söylerdik. Vurduğumuz avları pişirir, yerdik. Sabahlara kadar sohbet ederdik. O zamanlarda çok sevdiğim, ciddi düşündüğüm bir kız vardı. Birbirimizi çok severdik. Köylük yer olduğu için kolay kolay konuşamazdık. Bir gün beni aradı. Ayrılmamız gerektiğini söyledi. Onu unutmamı istedi. Ayrıntıya girmiyorum ve telefonu kapattı. Çok üzülmüştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben de tüfeğimi kapıp kendimi köyün dışına attım. Yalnız kalmak istiyordum. Hatta gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Kafam öyle dalmış ki ormana girmiştim. Haberim yoktu. Sonra ormanın içindeki pınarın başına gidip bir sigara yaktım. Sigaramı içerken bir kuş konmuştu ağaca. Ama öyle bir kuş ki ilk defa görmüştüm. Nişan aldım. Tam sıkacakken başka dala kondu derken ben kuşu kovalamaya başladım. Kovalaya kovalaya ormanın en derinliklerine inmiştim. Hiç farkında değildim. Sonra kuşu yakaladım. Tam vuracakken kurumuş bir ağacın dalı üstüme düştü. Ben kendimi son anda bir tarafa attım. O anda gökyüzüne baktım. Gün batmak üzereydi. Belki de o kuşu 4-5 saat kovalamıştım ve farkında değildim. Sonra ben ne yapıyorum dedim kendi kendime. Eve gitmem gerektiğini anlamıştım. Eve doğru yola koyuldum. Evet, işte her şey o zaman başladı. Her zaman gidip avlandığımız orman bana sanki yabancı gibiydi. Bir türlü yolumu bulamıyordum. Gerçekten çok korkmaya başladım. Nereye gitsem, hangi yöne gitsem önümü sık ağaçlar alıyordu ve çıkamıyordum. Sonra gittiğim bir yönde ışık gördüm. Sevinmiştim. Bir ateş yanıyordu. Kurtuldum. En azından tek değildim. Köy yeri, herkes birbirini tanır. Gideyim de onlarla biraz konuşayım, rahatlarım dedim. Açıkçası acıkmıştım da.
Yemekleri varsa yiyecektim. Yavaş yavaş ilerledim. Bir baktım köyden birkaç abimiz, onlar da avcıdır. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum. Selam verdim, tepki vermediler. Sanki gizli gizli konuşuyorlardı da ben bölmüşüm gibi sustular. Abi çok açım, bir şey vuramadım dedim. Eliyle bana ateşteki şişleri işaret etti. Ben de yedim ama tadı tuzu yoktu. Hem de sucuk gibi bir şeydi. Yine de tatsızdı. Herkes bağdaş kurmuş oturuyorduk. Ateşin başında ben birkaç lokma yedikten sonra yanındaki abiye ben yönümü karıştırdım. Bana gideceğim yönü gösterir misin dedim. O da ayağa kalkıyordu. O arada ben de ikimizin arasında duran tüfeğime elimi uzattım. Bir de ne göreyim? Bismillahirrahmanirrahim. Abinin ayakları tersti. Ben de onu gördüm. Ama karşımdaki öbür abi benim gördüğümü gördü. Ve bana bakarak pis pis sırıtmaya başladı. Ben de tüfeği ona doğrulttum. Bismillah deyip bastım tetiğe. Onu vurmuştum. Biliyorum yere düştü. Ben deliler gibi koşmaya başladım. Koşarken bütün duaları yarım yamalak okuyordum. Bu arada ben Hazreti Hamza'yı örnek alırdım. Hani diyordu ya, gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diye. Arkadaşlar da benim cesaretimi bilir, korkulacak bir şey olduğunda beni çağırırlardı. Neyse, konuya gelelim. Ben koşuyordum. Allah'ın hikmeti, tesadüf müydü bilmiyorum. Yolu bulmuştum. Fakat köye yaklaşık 3-4 kilometre vardı. Bu sefer ovalardan, tepeciklerden köye gitmem gerekti. Koşa koşa gidiyordum. Korkudan arkama bile bakamıyordum. Ama arkamda sanki beni izliyorlardı ve gülüyorlardı. Sonra köyümün ışıklarını görmeye başladım. Bir tepenin başında arkama bakmaya karar verdim. Baktım ve ne göreyim? İki kişiler. Belki aramızda 5-6 metre var. Bunlar benden ne istiyor? Ben de dua ede ede koşmaya başladım. Hani size söyledim ya, köyümüzün içinden nehir geçiyor diye. Nehire yaklaştım. Fakat eve gidiş istikametinde bir tane daha pınar vardı. Ama bu pınar çukurda kalıyordu. Ve daha önceden bazı kişiler burada bir şeyler yaşamıştı. Çok korkuyordum ve geçmek zorundaydım. Koşmaya devam ediyordum. Ve pınarın yakınlarına vardığımda iki kadın çamaşır yıkıyordu. Korkum geçmişti. Ben de ne safım. Birden aklıma geldi. Kim kalmış ki bu zamanda pınar başında çamaşır yıkasın? Hele bu saatte. Tam bunları düşünürken içlerinden biri bana seslendi. Tam dönüp ona baktığımda Bismillah, ne göreyim? Kıpkırmızı yanan gözler. Tam önümü dönüp kaçmaya çalışırken birinin bana vurduğunu hissettim ve bayılmışım. Düşerken sağ kolum yüzümü kapatmış ki yüzüm ve kafam haricinde her yerim morarmış. Öğlene doğru çobanlar buluyor beni. Hemen muhtarı arayarak haber veriyorlar. Hemen aileme haber verip beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü hastanede açtım. Kırık çıkık ezilme bile yokmuş. Sadece vücudumdaki morluklar vardı. Doktor bile şaşırmış. Beni eve getirdiler. Ben de daha hiç kimseye bir şey anlatmamıştım. Zor konuşuyordum. Zar zor aile büyüklerime tanıdıkları hoca olup olmadığını sordum. Onlara anlatacak şeylerim olduğunu söyledim. Öğle vakti birkaç hoca gelmişti. İçeri giren bütün hocalar bir takım dualar okuyup bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Hocalardan bir tanesi bana seni Allah kurtarmış dedi. Omzumdaki Allahu Ekber yazısı kurtardı seni dedi. Şaşırmıştım. Üzerimde gömlek vardı. Göremezdi. Bu arada sağ omzumda Arapça Allahu Ekber dövmesi var. Sonra duydum ki onun da bir şerlisi varmış. Benim yaşadıklarımı hocaya onun şerlisi anlatmış. Hoca da bunları aileme anlatmış. Bu olaydan sonra tek başıma ormana gitmedim. Arkadaşlarımla bile ava gitsem hiçbir zaman akşama kadar kalmadım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Herhangi biri olduğuma inanıyordum. Babam gibi, dedem gibi. Hatta büyük büyük dedem gibi. Beni parmak ile göstermenize neden olacak tek bir özelliğim bile yok. Olmasını da istemem. Sıradan okullarda, sıradan öğrenciler gibi okudum. Ne çok başarılı oldum ne de çok başarısız. Çizgimi hiç bozmadım. Üniversite bittikten sonra iş ararken polislik sınavlarına girdim. Ortalama bir derece ile kabul edildim. Ve sonra gene ortalama bir başarı ile polis oldum. Sıradan bir ilçenin sıradan bir karakoluna sıradan bir memur olarak atandım. Gündüzleri sıradan evrak işleri yaparım.
Bazı geceler devriyeye çıkarım. Birkaç alkolik, 2-3 serseri ya da bazen 1-2 esrarkeş enseleriz. Hiçbir zaman kişisel bakmam olaya. Bu insanlara ne empati beslerim ne de kin. Onlar benim için sadece ay sonunda cüzdanıma yansıyacak ekstra puanlardır. İş bulduktan sonra evlendim. Evliliğim bile kişisel bir durum olmadı benim için. Evlenmem gerektiği için evlendim. Neden evlenmem gerektiğini sorgulamak benim işim değil. Düzen böyle. Herkes evlenir ve yuva kurar. İki kızım var. Biri 5, diğeri 3 yaşında. Oğlum olması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar kişisel değiller. Belki bir sonraki çocuğum erkek olur. Olmayacak. Çalışmalar yarım kalmak zorunda kalacak. Çünkü kişisel bir şey bulacağım. Kişisel kıyametim. Kapıyı çalmadan kırıp bildiğim hayatımı yok edecek. Bir öğleden sonra belediye zabıtaları bizden destek istediler. Semtimizin sıradanlığını bozan bir çöp evi boşaltmak isterken ev sahibinin direnişiyle karşılaşmışlar. Aslında bu tür olaylara karışmayı hiç istemem. Evraklar ne kadar sıkıcı olsalar da evini çöp yığınlarıyla dolduran istihçiler kadar sorun çıkaramazlar. Ancak çoğu memur yıllık tatilde olduğundan istihçinin evini boşaltmaları için zabıtalara yardıma gitmek zorunda kaldım. Eve istiflenmiş çöplerin kokusunu genellikle sokağın başından bile alabilirsiniz. Psikiyatrlar istifçiliğin nedenini takıntı olarak açıklarlar. Bu insanlar tam anlamıyla deli değillerdir. Sadece bir gün işe yarar düşüncesiyle hiçbir şeyi atmayan insanlardır. Bir süre sonra takıntıları ilerler ve yolda gördükleri çöplerin bile işe yarayacağını düşünürler. Psikiyatrlar bu insanlara deli demez. Ben ise zır deli derim. Onlar için rengi sararmış eski bir evrak, yarısı yanmış bir pet şişe gibi materyaller bile kullanışlı olabilirler. Onlar için herhangi bir eşya bile kişiseldir. Gördüğümün, duyduğumun aksine bu evden ağır bir koku yükselmiyordu. Dairenin kapısına geldiğimde iki zabıtanın kendi aralarında pis pis güldüklerini gördüm. Kendilerine çeki düzen vermeleri için bir süre onlara dik dik baktım. Onlar da kendilerine çeki düzen verdiler. Kişisel bir durum değil bu. Sıradan bir hiyerarşi gösterisi sadece. Durumun ne olduğunu sorduğumda kendim görmem gerektiğini söylediler. İçeri girdim. Çoğu çöp evde her yer dağınık olur. Çöpler sadece onları istifleyenin anlayabileceği, tek bir kişinin bilebileceği düzende yerleşmiş olurlar. Geri kalanlar için sadece kaos olarak görülecek bir düzen. Bu evde ise en bakar kör bile belli bir düzen olduğunu fark ederdi. Sayısız nesnenin her biri el yapımı raflara özenle dizilmiş vaziyette duruyordu. Bir düzen içinde olduklarını görüyordum. Ancak düzeni anladığımı iddia edemem. Eminim istifçi için şu bıçağın bu küreğin yanında olmasının bir anlamı vardı. Her duvara monte edilmiş raflardan, tüm boşluklara yerleştirilmiş katlı sehpalardan dolayı adım atmak bile zordu. Yolları dar ve labirent gibi olan bir mağarada yürümeye benziyordu. Evin içinde yolumu kaybetmeden istifçiyi aramaya çalışıyordum. Sonunda içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı bir odada çırılçıplak vaziyette onu buldum. Bağdaş kurmuş, yere bakarak oturan istifçi kadındı. Zabıtaların neden pis pis güldüklerini o zaman anladım. Odaya girmeden bir süre kapıda kala kaldım. Hayatımda gördüğüm en ilginç manzaraydı. Ne yapacağıma karar vermem zaman aldı. Sonunda odaya adım attığım anda kadın acı çeker gibi irkildi. Kafasını hızla kaldırıp bana baktı. Keskin ve biraz da ürpertici bir hareketti. Yalan yok. Bir an korktum. Anlam veremediğim bir korkuydu. Beni öldürmeye mi geldin diye sordu. Çöpleri istifliyor diye onu öldüreceğimi sanıyor. Delilik liginde zorlamadan zirveye oynar bu kadın. Hayır dedim. Neden öldüreyim sizi? Sadece komşular şikayet etmiş. Belediye evdeki çöpleri boşaltacak. Galiba biraz güçlük çıkarmışsınız. O yüzden bizden yardım istediler. Polis olduğumu fark etmesi için gömleğimdeki armayı parmağım ile işaret ettim. Ama bana bakmadı bile. Gözlerini gözlerimden bir an olsun ayırmadı. Beni tanımadın mı dedi. Tanımam mı gerek? Cevap vermedi. Aynı soruyu kendime tekrar sordum. Onu tanımam mı gerekiyor? Tamam.
Psikiyatrlar istifçiler hakkında ne derse desin bu kadın kesinlikle zır deli. Hanımefendi, zorluk çıkarmayın, evi temizlesinler. İsterseniz sizi de bir hastaneye gösterelim. Ne dersiniz? Duyup duymadığından bile emin değildim. Kadın sanki bizim dünyamızdan değil gibi davranıyordu. Gözleri gözlerimde öylece duruyordu. Sanki bir şeyler arar ya da okur gibi. Bakışları üzerimde bir ağırlık oluşturdu. Tarif edemeyeceğim bir rahatsızlık veriyordu bana. Sanki çıplak olan o değil, bendim. İstemsizce bir dürtüyle elim belimdeki silahıma doğru gitti. İşte o zaman bakışlarını üzerimden çekti. Bu evde çöp olan hiçbir şey yok. Farkındaysan kimseye rahatsızlık verecek bir koku da yok. Ne hakla eşyalarımı atmaya kalkıyorsunuz? Bu evde olan hiçbir şey gereksiz değil deyip ayağa kalktı. Çıplak olduğunun ya da benim orada olduğumun farkında değil gibiydi. Yanımdan geçerken onu durdurmak istedim. Ama nasıl tutacağımı bilemediğimden yapamadım. Yanımdan, bana değecek kadar yakınımdan geçip labirent gibi dizili sehpa ve rafların arasına daldı. Bir anlık duraksamadan sonra onu takip etmeye çalıştım. Sanki eşyalar ona yol açıyor da benim önümü kapıyorlar gibiydi. O ne kadar rahat adımlıyorsa yolu ben o kadar zorlanıyordum. Göz ucuyla onu takip ettiğimden sürekli bir şeylere çarpıyordum. Tam onu kaybettiğimi sandığımda tekrar önümde belirdi. Elinde bir kartvizit var. Kartvizite bakılırsa istifçimiz bir avukattı. En azından bir zamanlar öyleymiş. Haklarımı biliyorum dedi. Ben bir deli değilim ve bu ev bana ait. İstersen beni hastaneye götür. Sonuç değişmeyecek. Sadece eşyaları attığınız için seni ve kapıdaki iki salığı dava ederim. Bir dava ile uğraşmak istemezsin değil mi? Her ne kadar zır deli de olsa kadın haklıydı. Dava ile uğraşmak istemezdi. Açıkçası ne yapmam gerektiği hakkında da kanuni prosedürü zerre kadar bilmiyordu. Kadın bir dava açarsa bunu kazanacağından emin görünüyordu. Ne yapmam gerek? Sanırım buradan hemen gitmem benim sade hayatımın bekası için en uygun olacaktı. Ve asla geri dönmemek. Kadına komşularından bir daha şikayet gelirse bu sefer eşyalar ile birlikte gideceğimiz tehdidinde bulunup oradan ayrıldım. Kişisel bir tehdit değil bu. Sadece yapılması gereken bir güç gösterisiydi. Kuyruğu dik tutma çabasıydı. Kadın sadece gülümseyerek karşılık verdi. Dar yolda bana sürtünerek arkama geçti ve boş odaya doğru adımladı. Ben de çıkışa doğru yolumu aradım. Arkamdan geri geleceksin diye seslendi. Bir şikayet almadan geri geleceksin dedi. Kapıda bekleyen iki zabıta ne yapacağımızı sordu. Şikayetin kimden geldiği bilinmiyordu. Bu durumda sadece apartman sakinlerini gezip şikayetlerini savcılığa iletmeleri gerektiğini söyleyebilirdik. Elimizde bir boşaltma emri olmadan yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Zabıtalara kapı kapı gezip durumu komşulara anlatmalarını söyledim. Apartmandan çıkıp karakola dönmek için yola koyuldum. Bu olay sadece bir anı olacaktı. Tüm sıradan insanların başlarından en az bir kere böyle ilginç bir olay geçer. Her dost sohbetinde anlatılır. Çokça anlatılır. O kadar ki bir çöp evin boş odasında çırılçıplak bağdaş kurmuş kadın hikayesi bile sıradan ve sıkıcı bir hale gelir. Bence olması gereken de bu. Mesainin geri kalanını her gün geçirdiğim gibi evrak işlerini yaparak geçirdim. Dün gece bir bıçakla yaralama olmuş, savcılığa sevk edilecek bir serseri vardı. Benim için sadece evrak vardı. Adamın biri karısını haşat etmiş. Benim için bir evrak vardı. Liseliler kız kavgasında birbirlerine fena girmişler. Dükkan camları falan hep kırılmış, evrak falan yoktu. Olur öyle, biri gider olayı tatlıya bağlardı. Asker kaçağı yakalanmış, evrak vardı. Eve döndüğümde artık ne evrak vardı ne de çırılçıplak deli bir avukat. Kapıdan içeriye girerken geride kalan gün benim için dışarıda kalırdı. Nasıl geçti hayatım günün? Nasıl geçsin? Aynı. Karım bana hayatım diye seslenirdi. Gerçekten hayatı falan olduğum yoktu tabii. Görücü usulü evlendik biz. Kişisel bir şey yoktu ortada. Arkadaşlarından duymuştur bu hitabı. Bana hayatım diyerek aramızda gerçek bir sevgi varmış gibi yapıyordu. Başka türlü katlanılmazdı ki. Sevgisiz bir evliliğe şikayetçi değildim. Karımı kendimce seviyordum. O da
beni kendince seviyordu. İki tane kızımız vardı. Bizi birbirimize sonsuza kadar bağlayacak bir bağ, fazlasına ihtiyacımız yoktu. Zaten fazlası olamazdı. Aşk meşk gelirdi ve geçerdi. Kadınla erkek arasındaki en önemli bağ çocuklarıdır. Günün ilginç olayını karıma anlattım. Kadının ne kadar deli olduğunu, rahatsız edici bakışlarını anlattım. Evin sadece onun anlayabileceği bir düzeni olduğunu söyledim. Çırılçıplak olduğunu, ilgisini çeken sadece çıplaklık oldu. Ne kadının bakışları ne de işini gayet iyi bilir gibi görünen bir avukat olması karımı onun çıplaklığı kadar ilgilendirmedi. Kadını beğenmiş miydim, beğendim mi? 40'lı yaşlarında çöküşe geçmeye hazır bir kadın vücudu desem 10 yıl sonra karım ile büyük bir sorunum olabilirdi. Beğendim desem şimdiden bir sorunum olurdu. Dikkat etmedim desem şu andan başlayan ve mezara kadar gidecek bir sorunum olurdu. Sorunu ertelemeyi seçiyorum. Yaşlı ve buruşmuş olduğunu söylüyorum. Yaşlanınca onu da beğenmezmişim. Sanki o gün çok beğeniyordum da. İki tane çocuk doğurmuş sıradan bir kadın karım. Çocuklar doğduktan sonra aldığı kiloları vermek için garip diyetler yapan bir manken değil. Onunla birlikte olmak için libidoya ihtiyacım yok. Zaten üçüncü bir çocuk istediğimizden doğal olarak bunu yapmak zorundayız. Benim de 30'larına gelmiş normal bir erkekten farkım yok. Metabolizma yavaşladığı için göbeğim vücudun geri kalanından yavaş yavaş bağımsız bir hale geliyor. Tüm gün oturarak çalışmam bu duruma karşı bir önlem değil. Saçlarındaki yavaş dökülme önlem alamadığım sürece hızlanarak artacak. Neden önlem alayım ki? Babam da dedem de geldi. Sokağa çıkın, biraz dolanın. Gördüğünüz insanların pek çoğunun bana benzediğini fark edeceksiniz. Günler rutinde devam etti. Çırılçıplak avukatın hikayesini birkaç kere anlattıktan sonra ben bile unuttum. Sıradan hayatımı yaşamaya devam ettim. Esrarkeşler, evraklar, bıçaklamalar, evraklar, karı koca kavgası, evraklar, sarhoşlar, evraklar, hırsızlık, evraklar, ototeyipleri, evraklar. Yaz böyle geçti, sonbahar geldi, böyle geçti. Kış da çok farklı değildi. Karakolda içilen çaylar, meslek hakkında konuşmalar, dünyanın çivisi hakkında garip fikirler. Israrla belirtmek istiyorum, şikayetçi değildim. Her şey olması gerektiği gibiydi. Sonra salak bir seyyar film satıcısının başı zabıtalar ile biraz belaya girdi. Belediye seçimleri sonrası belediye el değiştirir. Yeni başkan kendi tanıdıklarından ve onların tanıdıklarından yeni bir ekip kurar. Seyyar satıcılar için bunun anlamı zabıtaya verilecek rüşvetin yenilenmesi demektir. Bir satıcı oyunun kuralını pek iyi anlayamamış. Zabıta ile arasında ufak bir sorun çıkmış. Bizim aptal seyyar satıcı sorunu çözmek için bildiği tek yöntemi yumruklarını kullanmış. Evrak sadece evrak olmalıydı. Evrakları düzenle, görevli memura mukavemetten ve kayıt dışı ticaretten savcılığa sevk et. Geç. Dayak yiyen zabıtalardan biri yeni zabıta şeflerinden ve avukatın evinde karşılaştığımız zabıtalardan biri olmasaydı sadece evrak olabilirdi. Unutulmuş hikayemi anlatmak için bir fırsat olarak gördüm. Birkaç kişilik dinleyici kitleme hikaye anlattım. Hikayenin sonunda aklıma takıldı. Zabıtaya şikayetçi olanın kim olduğunu sordum. Çıkmadan önce onlara tüm apartmanı dolaşmalarını söylemiştim. Bunu yapıp yapmadıklarını öğrenmek istiyordum. Kişisel bir şey değildi. Hiyerarşi meselesiydi. Zabıta kimsenin şikayetçi olmadığını söyledi. Koca apartmanda kimse ne kadının deli olduğundan ne de evinin çöp ev olduğundan haberdarmış. Hatta bekar bir kadın olarak ev arkadaşları falan gelmediği için kadından çok memnunmuş apartman. O zaman kim şikayet etmiş diye sordum. Cevabı o da bilmiyordu. İlginçmiş deyip geçmem gerekirdi. Ancak bu sefer o kadar kolay olmadı. Kadın hakkında bildiğim çok az bilgi kırıntısı kafamın içinde dönmeye başladı. Evdeki o garip düzen, bir odada hiç eşya olmaması, bakışları ve çıplaklığı. Sahi neye benziyordu gerçekten? Kafamın içinde vücudu hakkında tek bir detay bile kalmamıştı. Saçı neye benziyordu? Kaşları uzun boylu muydu? Hiçbir şey kalmamıştı kafamda. Sadece bana bakarken hissettiğim o çıplaklık hissi ve karışık görüntüler.
bir kişiye ait olmayacak kadar fazla ama yarım yamalak, birleşmeyen detay parçaları. Eve vardığımda bu sefer her şey kapının dışında kalmadı. Kızım okulunda olan ona göre çok ilginç bir şeyi anlatırken aslında ben onu dinlemiyordum. Karım komşunun çocuğunun yaramazlıklarından bahsederken de, televizyonda sevdiğimiz diziye bakarken de, gece yorganı kafama çekip uyuyor taklidi yaparken de aklımda sadece o kadın vardı. Bir anda hem de onu gördükten yaklaşık bir yıl sonra kafamın içinde krallığını ilan etmiş gibiydi. Kimdi? Neydi? Orada oturmuş ne yapıyordu? Evdeki o istiflenmiş eşyaların, çöplerin anlamı neydi? En önemlisi, bir yıl sonra neden kafama takmıştım? Sabah işe giderken yolumun üzerinde olmamasına rağmen onun sokağından geçmeye başladım. Bir iki gün sonra akşam eve dönerken de aynısını yapıyordum. Her sabah, her akşam o binayı göz ucuyla süzdüm. Böyle devam ettim. Her gün iki kere o sokaktan geçmek dışında hayatımda gözle görülür bir değişiklik yoktu. Ne karım, ne amirlerim benim bu garip davranışlarımın farkındaydılar. Benim ufak takıntım, ufak sırrım olmuştu. Benim kişisel zevkimdi. Kimsenin fark edemediği değişimler en tehlikeli olanlardır. Ben artık eski ben değildim. Kafamın içinde sanki bir misafir ağırlıyordum. İşe geliş gidişlerimde tüm vücudumun kontrolünü ele geçiren bir misafirdi. Bu süreler dışında benim ben olmama izin veriyordu. Tüm bu saçmalıklara son vermek için bir doktora görünebilirdim. Yapmam gereken de buydu. Her sıradan insan gibi baş edemediğim bir sorunum olduğunda işin uzmanından yardım almalıydım. Almadım. Cevabın modern tıbbımız olduğuna inanmadım. Bana bir cevap gerekliydi. Dairesini bulmak, daha doğrusu hatırlamak işin kolay kısmıydı. Şimdi kapısını çalmak için bir bahaneye ihtiyacım vardı. Hakkınızda şikayet var diyebilirdim. Ne de olsa bir polis şikayetleri göz ardı edemezdi. Kafamın içine yerleşip beni rahatsız etmesini şikayet gerekçesi olarak gösteremezdim gerçi. Apartman kapısından zili çaldım. Kim o diye sorulmadan otomatiğe bastı. İkinci kattaki dairesinin kapısının tokmağına vurduğumdaysa kapının açık olduğunu fark ettim. Kafamı içeriye uzattım. Seslenecekken evin daha önceden gördüğüm gibi bu sıkışıklık ve karmaşa hali dikkatimi yine kendisine çekti. Ben daha seslenmeden o bana içeriye gelin memur bey diye seslendi. Daha önce karşılaştığımız odaya. Bunu nasıl bilebilirdi ki? Gelenin ben olduğumu. Eşyalar arasında yolumu zor da olsa buldum. Bu sefer üzerinde tek parça bir gecelik vardı. En azından kısmen giyinik olduğu için ona daha dikkatli bakabilecektim. Esmer bir kadındı. Orta boylu, kısa koyu saçlı, kalın kaşlı ve uzun kirpikliydi. Gözleri koyu kahverengi, ağzı geniş, dudakları ince, burnu düzdü. Oldukça sıradan bir görüntüsü var. Benim gibi, babam gibi, dedem gibi, karım gibi. Lütfen beni takip edin. Başka bir odada konuşsak daha iyi olur dedi. Bir şeyler gevelemeye çalıştım ama pek de gerek olmadığını fark ettim. Bindim bir alamete, gidiyordum kıyamete. O önde, ben arkada eşyaların arasında oluşmuş labirentten ilerledik. O, her zamanki gibi bu sıkışıklıkta hiçbir şeye çarpmadan ilerlerken ben sürekli takılıyordum. Allah aşkına bu ev kaç metrekare? Bana upuzun gelen bir süre sonra sıradan bir evin sıradan bir odasına vardık. Tek fark televizyon olması gereken yerde kocaman bir ayna olmasıydı. Kendisi divana oturdu ve bana karşıda duran koltuğu gösterip oturmamı işaret etti. Bana ne sormak istiyorsunuz? Ona ne sormak istiyorum? Aslında kafamda oluşan binlerce soru var. Ancak tek bir cevap tüm sorularıma cevap gibi. Kimsin sen? Her zaman sadece sonuca odaklı oldun dedi. Bu benim sorumun cevabı değildi. Tanışıyor muyuz? Bu hayatta bir yıl kadar önce tanıştık. Ama seni daha önceden tanıyorum. Daha önceki hayatlarımızdan. Sıradan insanların yapacağı şeyi yapmalıydım. Çözümsüz bir sorunla karşı karşıyaydım. Yok sayıp hayatıma devam etmeliydim. İlk adımım oradan gitmek olmalıydı. Ama yapmadım. Onun yerine deli olduğuna emin olduğum kadının ne demeye çalıştığını merak ettim. Kim miyim? Sorduğun bu mu? Adım Aysel. 41 yaşındayım. Bildiğin gibi avukatım. Son 4 yıldır dulum. Önceki evliliğimin bitme nedeni kocamın bana sadık kalmamasıydı. Ondan aldığım nafaka sayesinde çalışmaya ihtiyaç duymuyorum. Bu yüzden işimi yapmıyorum. Çocuğum yok, olmuyor. Her yolu denememize rağmen
Hamile kalmayı başaramadım. Hayatımdan o kadar sıkıldım ki sonunda onu yaşamayı bırakıp başka hayatları izlemeye karar verdim. Evdeki eşyaların fazlalığının nedeni de bu. Anlamadın tabii. Şöyle farkında olmasak da her eşya üzerinde izler bırakıyoruz. O eşyaları kullanırken neler düşündüysek, neler hissettiysek eşyanın üzerinde bir yazı gibi kalıyor. Çoğu insan bu yazıları okuyabilir ama çok azı okumayı ister. Hep görmezlikten gelinen ezik sınıf arkadaşı gibidir bu yetenek. Onunla birlikte görülmek bizi de onun gibi ezik yapar diye korkarız. Bizi diğer herkesten ayıracak bir yetenek, herkesten ayrılmak demek. Aslında yalnız olmak demektir. İnsanlar böyle şeylere inanmazlar. İnsanlarla ya da bu yeteneğe sahip olduğunu söyleyenlere deli gözüyle bakarlar. Bu yüzden dışlanmaktır özel yetenekler. İnsanlar beni dışlamadan ben onları dışladım ve buraya yerleştim. Yeteneğimin üzerine gittim, kendimi zorladım. Bulduğum her nesne ile yeteneğimi biraz daha arttırdım. Okuduğum her nesne bana farklı bir hayat öğretti. Her biri benim için diğerinden daha özel hale geldi. Bu yüzden hiçbirini atmadım. Onları biriktirmemin nedeni takıntılarım değil. Onları çok sevmem de değil. Sadece benden başka kimsenin umurlarında olmayacakları için bu yorgun eşyalara sahip çıktım. Hiçbiri benim değil. Aslına bakarsan onlar artık kimsenin değil. Neden çıplak olarak boş odada oturduğuma ise en kolay açıklanacak olan, düşünürken kendi elbiselerimin ya da farklı eşyaların üzerine yazılar bırakmak istemiyorum. Bu yüzden boş bir odada çırılçıplak olarak düşünüyorum. Biliyorum, bu geniş açıklama bile senin sorunun tam cevabı değil. Sen aslında benim kim olduğumu sormuyorsun. Zaten bir yerden sonra beni dinlemek yerine kendi sorunu daha açık nasıl sorabileceğini düşünmeye başladın. Bu medyumluk saçmalıklarına da pek inanmıyorsun. Senin asıl merak ettiğin nasıl olup da beni takıntı haline getirdiğin, yanılıyor muyum? Yanılmıyordu. Ama bunu dile getirmedim. Kadının deli olmama ihtimalini sindirmeye çalışıyordum. Eğer deli değilse bu anlatsam da kimsenin inanmayacağı hikayelerden biri olacaktı. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre konuşmadan karşılıklı oturduk. Sanki beni değerlendirir gibi bakıyordu bana. Sonunda eliyle divana vurarak beni yanına davet etti. Evcil hayvanını çağırır gibi. Komutu alan beyin bilinçten bağımsızca komutu yerine getirmek için harekete geçti. Yavaşça kalkıp yanına yürüdüm. Aslında daha çok süzülen bir kuş gibi hissediyordum. Sanki hayatım boyunca yaptığım hiçbir hareket bu kadar doğal değildi. Az önce beni çağırmak için kullandığı elinin işaret parmağı ile karşımızda duran aynaya işaret etti. Aynaya bakarken "Demek bu yüzden ona işaret parmağı diyorlar" diye geçirdim içimden. Aynada ne onun ne de benim aksim vardı. Kafam karışıyordu. Odaklanamıyordum. Aynada başka birilerinin aksi vardı. Önceleri belli belirsiz, yavaşça netleştiler. Hem o hem ben olan başka birileriydi. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ayna hileli olmalı diye düşündüm. Arkasına geçip orada kim var diye bakmak istedim. Bana engel olmadı. Yerimden kalkarken bir önceki doğal duygularımın tam tersine zorlanarak ayağa kalktım ve aynanın arkasına bakmaya çalıştım. Kalkar kalkmaz ayna normale döndü. Mideme kramplar girmeye başlamıştı. Kalktığım yere gerisin geri yığıldım. Tüm vücudum ter içinde kalıyor. Onlar bizim eski yaşamlarımızdı. Birlikte olmak her zaman bizim kaderimiz oldu. Ne kadar hayat yaşarsak yaşayalım ve ne kadar ayrı düşersek düşelim, sonunda hep birbirimizi bulmak zorundayız. Ben senin kurbanınım. Her hayatta öldürdüğün tek aşkın. Söylediklerini ne duyabiliyordum ne de anlayabiliyordum. Kafamın içi beyin ile değil sanki civa ile doluydu. Bu kadar ağır olmasaydı kafam belki düşünebilirdim bir şeyleri. Duysan bile anlamayacaksın. Anlasan bile inanmak istemeyeceksin dedi. Sen hep böyle oldun. İnanmadın. Hiçbir zaman ne bana ne kendine inanmadın. Sana bunu göstermenin tek bir yolu var. Dudaklarını bana doğru uzatıyor. Geri çekilmedim. Felç gibiydim. Sadece dudaklarımız birbirine değdiğinde gözlerimi kapatabildim. Hava buz gibiydi. Üzerimde kalın kükler vardı. Ağır bir tipi altında yol almaya çalışıyorduk. Yanımdakinin yüzünü göremiyordum ama o olduğunu biliyordum.
bir mağaraya ulaşmaya çalışıyordu. Yolda tökezledi. Yaralı mı? Evet, yaralı. Karnını tutarak yürüyordu. Gitgide yavaşladı. O hız ile başarmamız imkansızdı. Yardım etmeye çalıştım. Olmadı. Saldı kendisini, yere düştü. Ben de mi yaralıydım? Saldırıya uğramışız. Taşıyamıyordum onu. Bu soğukta ölüme bırakmaktan başka çarem yoktu. Onu taşımaya çalışsam da ben de güçten düşer, yıkılırdım. Tek mantıklı tercih vardı. Temiz ve hızlı bir ölüm. Gözlerimi açıyorum. Anladın mı diyerek soruyor. Tekrar öptü beni. Her dokunuşunda, her öpüşünde farklı hayatların sonuna gidiyorduk. Her hayatta onu öldürüyordum. Her hayatta sadece yapılması gerekeni, inandığım, inandırıldığım davranışı yapıyordum. Bazen cellat oluyordum, bazen bir avcı, bazen sıradan bir marangoz, bazen bir imparator. Değişmeyen tek şey onu öldürmemdi. Yüzlerce aşk, onlarca ihanet, onlarca nefreti tekrar yaşadık. Karim ile yaptığım çocuk çalışmalarına hiç benzemediğini beyan etmeme gerek yok. Tüm gün sürüyor, defalarca sevişiyoruz. Tüm hayatlarımızın anılarını tekrar tekrar yaşayarak. Şimdi diyor, beni öldüreceksin. Hayır, onu öldürmek gibi bir isteğim yoktu. Karısını aldatan ilk erkek ben değildim. Belki bu tür imkansız olanı yaşayan ve bunun farkında olan da bir erkek değildim. İnsan olmanın en güzel yanı, yeterince bahane ve kendini ikna ile her şeyin sıradan görülebilmesidir. Karımı boşamam gerekmez. Metresi, yasak aşkı olan ilk erkek ben olamam ya. Bir şey daha var dedi. Sen de benim gibi tüm hayatlarında kısırdın. Yalan. Benim çocuklarım var. Bu kadın kesinlikle delirmiş olmalıydı. Bu kadın bir büyücü. Evin bir yerlerinde bir tür uyuşturucu etkisi olması lazımdı. İstifçi, psikiyatrlar, istifçi olanlar takıntılı insanlardı derdi. Beni takıntı yapmış olmalıydı. Bir yerlerde görmüştü. Kafayı bana takmıştı. Bu kadın zır deliydi. Karım asla beni aldatmazdı. Çocuklar, onlar benim çocuklarımdı. Yalan diye bağırdığımı hatırlıyorum. Her zaman gerçekler karşısında kendini böyle savundun. Her zaman kendi inandıkların senin için tek doğru oldu. Yalan söylüyordu. Bu sapık kadın yalan söylüyordu. Onlar benim çocuklarımdı. Korku insanı sadece heyecanlandırmaz. Bazı korkular insanı öfkelendirir. Tüm hayatımın yalan olduğunu söylüyordu. Fantastik bir filmden korku filmine geçiş yapmış gibiydim. Gerçek korku filmlerinde cinler, periler, vampirler, zombiler yoktur. Gerçek bir korku filmi tüm hayatının yalan olduğunu öğrenen bir adamın biyografisidir. Korkuyorum. Korku insanı sadece heyecanlandırmıyor. Korkumun kaynağı inkar etmek istedim. Yattığım divandan kalkıp odada volta atmaya başladım. Ayağım kıyafetlerimin arasındaki sert bir cisme çarptı. Silahım. Ne olduğunu anlamadan silahı elime alıp kafasına dayamıştım. Yalan söylediğini itiraf etmesini istedim. O ise gözlerini kapadı ve söylediklerimin kelimesi kelimesine doğru olduğunu sen de biliyorsun dedi. Bir gün için çok fazlaydı. Yüksek bir patlama sesi. Sonrası mutlak sessizlik. Kimse beni görmeden apartmandan fırlayıp eve koştum. Eğer herhangi biri beni gördüyse cinayet masasının olayı çözmesi saatlerini bile almazdı. Eve vardığımda ruh gibiydim. Karım ne olduğunu sordu. Cevap vermedim. Hemen duşa girdim. Neden bu kadar sarsıldım ki? Yüzlerce hayatta, yüzlerce defa katil olmuştum. Her hayatta onu öldürmüştüm. Hayır, yalandı bunlar. Ama oldu işte. Oldu. Haklı çıktım. Öldürdüm onu. Hayır, anlamanın tek bir yolu vardı. Duştan çıkıp kızların odasına gittim. Güzel, ikisi de uyuyordu. Odadan çıktığımda karımı karşımda buldum. Ne olduğunu soran gözler ile bakıyordu. Onu salona çektim. Elimden geldiğince soğukkanlı davranmaya çalışıyordum. Karıma bugün bir şey öğrendiğimi söyledim. Ben kısırım. Saçmalama, çocuklarımız var bizim dediğinde gözlerinde bunun ne anlama geldiğini bilen yakalanmış bir kadının bakışları vardı. Tabancam çoktan elimdeki yerini almıştı bile. Kafasından tek bir mermiyle vuruyorum onu da. İşte gene oldu. Gene katil oldum. Tabancayı kendi şakama dayıyorum. Çocuklar sese uyanmışlardı. Her ne kadar tohumlarını benden almış olmasalar da onları bu hayatta böyle bir travma ile tek başlarına bırakamazdım. Odalarına gittim. Sonra da kendi hayatıma son verdim. Olay
kayıtlara cinnet olarak geçmiştir. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben de herkes gibi ister inanın ister inanmayın cümlesiyle başlamak istiyorum. Yaşadığım olaylar kesinlikle gerçektir. Ne zaman aklıma gelse, ne zaman birine anlatsam tekrar yaşamışçasına korkarım. Gözlerim dolar. Sene 2007. Bodrum'da yaşıyoruz. Liseden yeni mezun oldum. Yaz tatiliydi. Okul yok, iş yok. Tam bir ergenlik dönemi. Bembeyaz bir kedim vardı. Her eve geldiğimde beni kapıda karşılar, kendini sevdirirdi. Bir gün yine eve geldim. Kedim yine beni kapıda karşıladı. Kendini sevdirdi. Ben de onunla konuşuyorum tabii. Hoş buldum oğlum. Nasılsın? Ne yaptın vesaire gibi. Bir iki dakika sevdikten sonra kapıyı tırmaladı. Tuvalete gelince her zaman yaptığı şeydir. Ben de açtım. Çıktı gitti. Ayakkabılarımı çıkarıp salona girdim. Ve şok oldum. Az önce sevdiğim kedim salonda annemin kucağında oturuyordu. Annem de bana sen kimle konuşuyorsun kapıda diye sordu. Kediyle diyebildim sadece. Kedi iki saattir benim kucağımda. Şaşırma dedi bana. Olaylar bu şekilde başladı. Ben bu olaydan sonra her gece kabuslar görerek uyanmaya başladım. Annemle birkaç ay sonra başka bir eve taşındık. Daha küçük bir ev. Fakat ev felaket rutubetli. Ve benim odamdaki pencerenin dibinden dere geçiyordu. Neyse yerleştik. Her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Her gece saat 2 ile 2.30 arasında üzerime sanki dolap düşmüşçesine bir ağırlıkla uyanıp o ağırlığı üstümden atmaya çalışıyordum. Sabah ezanına kadar sürüyordu bu durum. Bas bas bağırıyorum ama sesim çıkmıyor. Çırpınıyorum resmen. O ağırlıktan kurtulmak için ama mümkün olmuyor. Dua etmeye çalışıyordum. İstememle kafam karışıyor. Bırakın duayı, besmele çekmeyi unutuyorum. Yaklaşık bir ay boyunca her gece bunu yaşadım. Artık uyumaya, odama gitmeye korkar olmuştum. Her seferinde anneme anlattım. Her seferinde rüya görüyorsundur dedi. Daha çok kızıyordum. Neden inanmıyor diye. Belli bir süre sonra o kadar alıştım ki bu duruma ağırlığı hissedince korkmamaya, rüyaymış gibi davranmaya başladım. Bir süre sonra bu durum kesildi. Artık gelmiyordu. Bayağı sevinmiştim kendi kendime. Oh kurtuldum misali. Bu psikolojiden çıkınca unutuverdim bir an yaşadıklarımı. Yaklaşık bir ay sonra yine sevgili kedimi aldım ve yatağıma girdim. Bir saat sonra falan tam uyumama yakın kedi salona gitti. Ben de uyumaya devam ettim. Yaklaşık 10 dakika sonra penceremin çaldığını duydum. Ev giriş katta. Yatağımın bitimindeki duvarın tam arkasında dere var ve oraya birinin girmesi mümkün değil. Çok dar bir yer. Uyku sersemi aman rüzgardır. Yaprak falan çarpmıştır diye düşündüm. Uyumaya devam ettim. Tekrar pencereme vuruldu. Penceremde demir parmaklık var. Kedi gelmiştir. Kuyruğuyla vuruyordur diye düşündüm. Perdeyi yavaşça açtım. Açmaz olaydım. Bembeyaz bir surat parmaklığın içinden bana bakıyor. Göz, burun, ağız yok. Sadece surat. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu yazarken. Perdeyi kapatmamla annemin yanına fırladım ağlaya ağlaya. Anlattım sadece. Kafa sallayarak beni dinledi annem. Gel yanıma yat. Burada uyu dedi. Anne bir şey demeyecek misin artık diye sorduğumda. Ben seni korkutmamak için bir şey söylemedim ama ben ablana hamileyken bana da musallat olmuşlardı. Baban ve babaannen de şahittir dedi. Küçük cüceler her akşam karnımı severlerdi. İyi huyluydular. Asla zarar vermediler diye başladı anlatmaya. Ben hüngür hüngür ağlıyorum tabii korkudan. İnanın 4 gün uyuyamadım korkudan. En son artık uykuya yenik düşüp bayılmışım. O günden sonra hep salonda sesli ortamlarda uyudum. Bu durum geçti bitti. Ta ki 2 ay sonrasına kadar ablamla beraber bir markete alışverişe gidiyordu. Gülüyoruz, şakalar yapa yapa alışveriş yapıyoruz. Kasaya doğru ilerlerken bir adamla karşılaştım. Adam gözlerimin içine bakıyordu. Kızgın bir şekilde ablama döndüm.
Tanıyor musun sen bu adamı? Bana çok kötü bakıyor derken adama baktım. Gözleri kıpkırmızı, tek ayağı ter, resmen şeytan gibi gülerek bakıyordu. Çığlık atmaya başladım. Ablam, ne adamı, ne diyorsun diye soruyordu bana. Görmüyor musun diyorum. Görmüyor. İnsanlar bana bakıyor manyak gibi. O kadar kötü günlerdi ki bunların psikolojisini 4 senede atlatamadım. Bir gün yine ablam, arkadaşım ve ben kafeye gittik. Yeni açılmış, ilk defa gittik ve kimseyi tanımıyoruz. Kafenin sahibi bizzat ilgilendi bizle. Yarım saat sonra masaya geldi. Kötü bakışlarla, özür dilerim, rahatsız ediyorum ama sağ elinizi alabilir miyim dedi. Neden diye sormama kalmadı. Ellerimi iki elinin arasına aldı. Ben içimden manyak mı bu diyorum. Ablamla arkadaşım gülüyorlar falan. Adam 10 dakika sonra yaşadığım bütün bu olayları patır patır bana anlattı. Siz bunları yaşamışsınız. Çok kötü günler geçirmişsiniz dedi. Ben ağlamaya başladım. Evet dedim. Yalnız bitti sanıyorsunuz ama bitmemiş. Size erkek bir cin musallat olmuş. Ara ara kendini gösterip sizi dış ortamdan soyutluyor. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Ve bu yüzden hiçbir ilişkiniz yolunda gitmiyor. Hep bitiyor dedi. Gerçekten de öyleydi. Görmediğim zamanlar sevgilim oluyordu. Gördüğüm zamanlar bitiyordu. Daha çok ağlamaya başladım. Kanım dondu. Nasıl bilebilir? Yani beni tanımayan biri diye sordum kendime. Sonra bu soruyu adama sordum. Peki nasıl bildiniz bütün bu olanları diye. Şaşırmıştım haliyle. Hislerim çok güçlü ve ben hissediyorum sizdeki bu negatif enerjiyi aldım. O yüzden konuşmak istedim dedi. Bana orada muska gibi bir şey hazırladı. Bunu hiç yanından ayırma, kurtulacaksın dedi. Allah razı olsun dedim. Gerçekten o gün bugündür bir şey görmüyorum. Allah bin kere razı olsun. Adını bile bilmediğim o adamdan. Geride kalan 4 senemi hatırlamak istemiyordum. Korkularım ve bu tarz şeyleri her ne kadar hatırlamak istemesem de kesinlikle inanıyordum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. 1999 yılında vurdum duymaz bir öğrenciydim. Mersin'de, o zamanların Toroslar Belediyesi'nde, Akbelen Mahallesi'ndeydi evimiz. Okuduğum lisenin adı Gazi Lisesi'ydi ve evimizle arası yürüme mesafesi yaklaşık 40 dakika uzaklıktaydı. Yürüme mesafesi diyorum çünkü sınıf arkadaşım Mustafa ile birlikte okula yürüyerek gidip gelirdik. Mustafa ile lise 1. sınıftan beri birbirimizi tanıyor ve aynı mahallede oturuyorduk. Çok iyi arkadaştık. O günlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok iyi arkadaşız. O zamanlar derslerle pek aramız yok. İşimiz gücümüz Atari oyunlarıydı. Tabi o zamanlar internet, bilgisayar ne gezer? Varsa yoksa Atari. Okuldan çıkar çıkmaz Atari salonları, ceplerimizde Atari kasetleri, derste kaset takasları. O zamanın bit pazarı dükkanlarının hepsinin cam mekanlarında Atari kasetleriyle doluydu. Renk renk, tek oyunlu, dört oyunlu, çok oyunlu. Bir sürü kaset düşlerimizi süslerdi. Özellikle de tek oyunlu olanlar. Çok iyi oyunlar olurdu. Bizim mahalleden Gazi Lisesi'ne Osmaniye Akbelen ve Demirtaş Akbelen belediye otobüsleri çalışırdı. Bir de kırmızı dolmuşlar vardı ki onları pek kullanamazdık. Bizimkilerin okula gitmemiz için verdikleri yol parasını harcamayıp yürüyerek okula gidip gelirdik. Biriktirdiğimiz bu paraları ve harçlıklarımızın tamamen bu Atari kasetlerini harcardık. Hatta o yıl biriktirdiğim bu paralarla bizim sınıftan bir çocuktan eski püskü bir Atari satın almıştım. Akbelen Mahallesi'nden çıkıp önce şehir mezarlığı, daha sonra Demirtaş Mahallesi içerisinden geçerek çarşıya çıkıp Gazi Lisesi'ne varıyorduk. Mezarlığın yaklaşık 2 metre yüksekliğinde duvarları vardı ve oldukça büyük bir mezarlıktı. Okula giderken mezarlığın çevresinden dolanırsak yolumuz 40 dakika, mezarlığın içerisinden geçersek 30 dakika sürüyordu. Bu 10 dakika bizim için çok önemli olduğundan hep kestirme yolu kullanırdık. Mezarlığın iki kapısı vardı. Akbelen tarafındaki, yani bizim tarafımızdaki kapısı hep kilitli olurdu. Bu taraftaki duvarların birkaç çeşitli yerinde sonradan açılmış
bir insanın geçebileceği büyüklükte delikler vardı. Okula giderken bu deliklerden girerdik. Mezarlığın diğer ucundaki kapı sürekli açık olurdu. Kapının yanında bir güvenlik noktası ve bir gasılhane vardı. Gasılhanenin kapıları bazen açık olurdu ve içerideki mermer masada ölü yıkamak için kullanılan yapıları görürdük. Bunlardan iki tane de gasılhanenin dışında, hemen kapının önünde vardı. Bir gün okuldan eve gidiyorduk. İlkbahar aylarıydı ve hava geç kararıyordu. Saat 17.30 sıralarında hava gayet aydınlıktı. Demirtaş Mahallesi'ni geçmiştik. Mezarlığın giriş kapısına yaklaşık 300 metre kala rahatsız edici bir koku hissettim. Biz ilerledikçe koku daha da artıyordu. Çok geçmeden Mustafa, "Bu koku da ne böyle?" dedi. Ben de çevremizdeki araziye bakıp sağda solda bir yerlerde kedi ya da köpek ölmüştür herhalde. Oradan geliyordur dedim. Kapıya geldiğimizde artık koku dayanılmaz bir hal almıştı. Ömrümde o kadar yoğun ve rahatsız edici bir koku hatırlamıyorum. Artık nefes alamıyorduk ikimiz de. Koşmaya başladık. Ama kokunun kaynağı hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Gasılhanenin yanından geçerken kapısının önündeki musalla taşının etrafında beyaz kıyafetli ve ağızları maskeli iki adamın bir şeylerle uğraştığını gördüm. Musalla taşının üzerinde oldukça büyük ve simsiyah bir nesne duruyordu. Ne olduğunu anlayamadım ilk önce. Dikkatlice baktığımda bunun bir insan cesedi olduğunu gördüm. Belli ki uzun zaman önce ölmüştü. Dokular bozulmuş, ceset simsiyah bir renge bürünmüş ve şişerek devasa bir boyuta ulaşmıştı. Nefesimi tutup daha hızlı olabilmek için var gücümle koştum. Birkaç dakika nefessiz koşarak dayanamayacak noktaya gelip nefes alınca hala aynı şiddetteydi o koku. Alıyordum hala. Aldığım her nefeste sanki ciğerlerim çürüyordu. Mustafa ile yan yana koşarken bazen o beni, bazen de ben onu geçip birbirimizin arkasında kalıyorduk. O an aklımızdaki tek şey bir an önce o mezarlıktan çıkmaktı. Bir elimizde okul klasörü, diğer elimizde kokuya siper etmek için burnumuza tutup maske gibi kullandığımız okul üniformalarımıza ait hırkalarımızın uç kısımları. Mezarlığın diğer ucuna ulaşıp duvardaki delikten geçtikten sonra bile koku hala burnumdaydı. Mustafa ile birbirimize "Haydi görüşürüz" bile demeden evlerimize koştuk. Eve vardığımda alelacele vitrindeki cam dolabın içerisindeki limon kolonyasını alıp başımdan ve kıyafetlerimden aşağıya döktüm. Ama sanki hala o koku burnumdaydı. O akşam yemek yiyemedim. Korkunç okul yolumuzda bazen önümüze serseriler ve bazen de tinerciler çıkardı. Yolunu kestikleri ve tenha yerde yakaladıkları insanları dövüp eğer kişi direnirse bıçak ya da şiş gibi kesici ve delici aletlerle yaralayıp paralarını ve değerli eşyalarını alırlardı. Bu tür çatışmalar bazen ölümle bile sonuçlanırdı. Mahalleden kulağımıza gelirdi bazen böyle haberler. Bizim de birkaç defa yolumuz kesilmişti. Bir gün havanın kararmış olduğu saatlerde mezarlığın içinde eve doğru yürürken yaklaşık 100 metre ötemizde 5 ya da 6 kişilik bir tinerci grubu gördük. Bizi fark edince bize doğru koştular. Yakalanırsak 2 kişiyle 6 kişiye karşı mücadele etme şansımız yoktu. Biz zaten üzerimizde kesici, delici herhangi bir alet taşımazdık. Onların üzerinde ise her şey olabilirdi. Mezarlığın içerisindeki aydınlatma ışıklarının olmadığı karanlık bir bölgeye doğru kaçtık. Yüksek ve mermerden yapılmış bir mezar arkasına gizlendik. Konuşmalarını ve ayak seslerini duyabiliyorduk. Muhtemelen 5 metre kadar yakınımıza gelmişlerdi. Birkaç dakika etrafta bizi arayıp gittiler. O akşam onlara yakalansaydık ya bizi öldüresiye döverlerdi ya da bıçaklarlardı. Belki o akşam öldürülebilirdik de. Yaşadığımız bunca olaya rağmen her gün ısrarla üstelik günde 2 defa o mezarlıktan geçmeye devam ediyordu. Ta ki o dehşet verici akşama kadar. Kış aylarıydı. Mersin'de kışın en soğuk günü bile çok fazla yağmur yağar. Üzerinize bir hırka almanız yeterli olur. O günlerde hava erken kararıyordu. Saat 17 gibi kararıyordu. Okulda haftanın bazı günleri 5, bazı günleri de 6 saat dersimiz olurdu. O gün 6 saat ders işleyip
Saat 18.00'da okuldan çıktık. Hava kararalı, bir saat olmuştu ve etrafta yoğun bir sis vardı. Ben, Mustafa ve yine bizim sınıftan 3 arkadaş daha toplanıp 5 kişi Bit Pazarı ya da diğer adıyla Kıbrıs Pazarı'na gittik. Dükkanları gezdik. Biriktirdiğimiz paralarla Atari kasetleri takas ettik. Yeni kasetler satın aldık. Sonra Mersin'in en yüksek gökdeleni olan binanın karşısındaki işhanenin içerisindeki Atari salonlarına gittik. Burada da biraz zaman geçirdik. Sonra Mustafa ve ben dışında diğer 3 arkadaş evlerine dağıldı. Bizim evlerimize gidebilmemiz için daha çok yolumuz vardı. Saat 19.30 civarıydı ve en az yarım saatlik yolumuz vardı. Çarşıda pek fark edilmiyordu ama Demirtaş Mahallesi'ne gelince bu 1,5 saat içerisinde sisin daha da yoğunlaşmış olduğunu gördük. Sokaklarda bizden başka hiç kimse yoktu. Demirtaş'ı geçip mezarlığın önüne geldik. Mustafa'ya acaba mezarlığın çevresinden mi dolanıp gitsek dedim. Çünkü hava çok karanlık ve sisliydi. Mustafa yine mezarlığın içinden gidelim. Zaten yeterince geç kaldık. Bizimkiler kızar. Çok geç gidersek dedi. Sanki içimden bir ses mezarlığın içine girmememiz gerektiğini söylüyordu. Bir süre kararsız kaldım ve haydi bu sefer de içinden geçelim dedim. Projektör ışıklarının aydınlattığı mezarlığın kapısının önündeki büyük kapıdan içeri girdik. Kapının yanındaki nöbet kulübesi önünde güvenlik görevlisi bir adamla konuşuyordu. Geçerken iyi akşamlar abi dedik. Güvenlik görevlisi bu saatte nereye gidiyorsunuz diye sordu. Saati net hatırlamıyorum ama muhtemelen 19.45 civarıydı. Adama evimiz Akbelen'de oraya gidiyoruz dedik. Güvenlik görevlisi sesini çıkarmadı ve yanındaki adamla konuşmaya devam etti. Biz de ilerlemeye devam ettik. Kapıdan mezarlığın içine doğru devam eden asfalt yol boyunca yürüyorduk. Sisten dolayı önümüzü zor görüyorduk. Mezarlık içerisinde belirli aralıklarla bulunan küçük aydınlatma direklerinin aydınlattığı bölümler dışında kalan yerler karanlıktı. Sol tarafımız Hristiyan mezarlarının olduğu kısımdı. Bazı mezarların üzerinde mermerden devasa haçlar vardı. Bazılarının üzerinde gösterişli melek heykelleri vardı. Sağ tarafımızda ise Müslüman mezarlarının olduğu kısımdı. Yaşlı çam ağaçlarının arasında gece ortaya çıkan yırtıcı kuşların çığlıkları belirli aralıklarla yankılanıyordu. Yürürken bir ara hemen arkamızdan sanki demir bir çubuğun yere düştüğünde çıkardığı ses gibi bir ses duydum. Mustafa'yla aynı anda arkamıza dönüp baktık. Yerde bir şey yoktu. Mustafa'ya sen de duydun değil mi diye sordum. Evet dedi titrek bir sesle. Mezarlık kapısına baktım. Oraya yaklaşık 30 metre gerimizde bırakmıştık. Nöbet kulübesi önünde güvenlik görevlisi ve o adam hala konuşuyorlardı. Acaba yürürken bir şey mi düşürdük diye yerlere iyice baktık. Bakarken Mustafa neydi o ses dedi. Ben de bilmiyorum. Galiba kulübenin oradan geldi dedim. Ama sesi hemen arkamızdan duyduğuma emindim. Biraz daha ilerledik. Geri dönüp baktığımda artık mezarlıktan içeri girdiğimiz kapı sisten görünmüyordu. Orayı iyice geride bırakmıştık. Muhtemelen mezarlığın orta kısımlarına ulaşmıştık. Yürürken bu sefer yine hemen arkamızda sanki birkaç kalın zincir peşimizden yerde sürükleniyormuş gibi sesler duymaya başladık. İrkilerek durup arkamıza baktığımızda hiçbir şey yoktu ve ses de kesilmişti. Bir an önce o mezarlıktan dışarı çıkabilmek için koşmaya başladık. Biz koştukça peşimizdeki zincir sesi daha da şiddetleniyordu. Mustafa ve ben bu ne, ne oluyor diye bağırıyorduk. Var gücümüzle koşuyorduk. Biraz daha koştuktan sonra karşımızda yaklaşık 50 metre ilerimizde sislerin arasında 3 tane ince uzun silüet gördüm. O an anladım ki esas endişelenmemiz gereken şey peşimizdeki zincir sesleri değil, karşımızdaki bize doğru yaklaşan silüetlerdi. O an durduk. Biz durunca peşimizdeki zincir sesleri de kesildi. İçimi tarif edilmez bir ürperti kapladı. Korkudan dizlerim titriyordu. Olduğum yerde dona kaldım. Korkudan hareket edemiyordum. Bize doğru yaklaştıkça ne oldukları biraz daha iyi seçilebiliyordu.
Gri çarşaf benzeri bir kıyafet giymiş üç kadındı bunlar. Şu bildiğimiz kara çarşafın gri renklisi gibiydi. Fakat kadınların yüzleri açıktı. Bize doğru ilerlerken sanki buzun üzerinde ağır ağır kayarak hareket eden cisimler gibi hareket ediyorlardı. İnsanın anatomisi gereği yürürken sergilediği doğal yürüme hareketi yoktu bunlarda. Bedenleri dışında kolları, başları ve vücutları hiçbir yeri hareket etmiyordu. Eteklerinin uçları yere sürünüyordu. Bize iyice yakınlaşmışlardı artık. Çok uzun boylu, zayıf yapılı ve oldukça güzel bir kadın yüzüne sahiplerdi. Bir kadın yüzüne sahiplerdi ifadesini bilerek kullandım. Çünkü üç kadının da yüzü aynı yüze sahipti. Üçü de birbirinin kopyası gibiydi. Beni en çok da dehşete düşüren bu olmuştu. Donuk yüzlerindeki gözleri hareket etmiyor. Sadece ileri tek bir noktaya bakıyordu. Ben ve Mustafa ağızlarımızın içinde ağlamaklı bir tonda bunlar ne, ne oluyor, ne yapacağız gibi kısa cümleler geveliyorduk. Yanımızdan geçerlerken buz gibi soğuk bir hava hissettim. Yüzlerine bakabilmek için başımı bir hayli yukarı kaldırmak zorunda kaldım. Boyları en az 1.90 civarındaydı. Sanki biz yokmuşuz gibi yanımızdan geçip gittiler. Tam o esnada yolun sol tarafındaki mezarlığın olduğu bölgeden pof diye toprak sesi duyduk. O bölge karanlıktı. Bir şey görünmüyordu. Koşmaya başladık. Bu sefer yolun sağından, solundan, mezarlığın her yerinden giderek daha da çoğalan pof pof diye belki yüzlerce ses geliyordu. Sesler daha da çoğalıp birbirlerine karışarak bir uğultuya dönüşmüştü. Var gücümüzle deliklerin olduğu bölgeye doğru koşuyorduk. Ardıma bakamıyordum. O an aklımdaki tek şey deliklerden birine ulaşıp o mezarlıktan kurtulmaktı. Mezarlığın duvarlarına yaklaşmıştık. Fakat delikler görünmüyordu. Asfalt yoldan çıkarak mezarlığın olduğu karanlık bölgeye girdik. Çünkü başka türlü duvardaki delikleri bulamazdık. Duvarın dibine ulaştık. Ama hala hiçbir çıkış görünmüyordu. O an yere baktığımda aydınlatma direğinin aydınlattığı alan boyunca zeminin her yerinde avuç avuç toprak, pof pof diye sesler çıkararak yerden yaklaşık 30 ya da 40 santim kadar havalanıp yere düşüyordu. Zemini bir toz bulutu kaplamıştı. Mezarların arasında duvar boyunca koşuyorduk. Korkudan yolumuzu kaybetmiştik. Delikleri bulamıyorduk. Koşarken ayağım bir mezara takıldı ve çok sert bir biçimde yüzüstü yere düştüm. Sersemlemiştim. Kollarımda ve dizlerimde inanılmaz bir acı duyuyordum. Başımı kaldırdığımda yerdeki tüm toprağın avuç avuç yukarı kalktığını gördüm. Sanki zemin kaynıyormuş gibi görünüyordu. Zemini kaplayan toz bulutu genzimi toprakla doldurmuştu ve ağzımın içinde toprak tadını hissedebiliyordum. Mezarlığın her yerinden gelen bu toprak sesleri birleşip çok büyük bir gürültüye dönüşmüştü. Sanki o akşam cehennemin kapıları aralanıyor gibiydi. O an mezarlıktan hiç kurtulamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Mustafa'nın düştüğümü fark etmeden koşmaya devam ettiğini ve benden yaklaşık 30 metre ilerideki deliği bulup dışarı çıktığını gördüm. O an ikimiz de kendi canımızın derdine düşmüştük. Yaşadığımız bu dehşet içerisinde birbirimizin umrunda değildik. Ben zorlanarak ayağa kalkmaya çalışırken sağ ayağımın burkulmuş olduğunu fark ettim. Dizlerim ve kollarım fena halde sıyrılmıştı. Sol elimle duvardan destek alarak ve aksayarak deliğe doğru ilerledim. Duvardaki delikten geçerken mezarlık hala sanki öfkesini dışarı kusuyordu. Duvarın diğer tarafına geçtim ve zar zor eve gidebildim. Annem kapıyı açar açmaz "Ne bu halin?" diye sordu. Benim konuşacak dermanım kalmamıştı. Üstüm başım toz toprak, kollarım ve dizlerim sıyrılmış, ayağım burkulmuş. İçeri geçip banyoda temizledikten sonra bizimkilere eve yürüyerek geldiğimi, yolda ayağımın takılıp düştüğümü söyledim. Hangi yoldan geldiğimi sorduklarında endişelenmesinler diye Osmaniye Akbelen belediye otobüslerinin kullandığı yürüme mesafesiyle yaklaşık bir saat süren çarşı güzergahını kullandığımı söyledim. O saatte bırak mezarlığın içinden geçmeyi, çevresinden bile dolaştığımı söylesem bizimkiler kıyameti koparırdı ve daha da dillerinden kurtulamazdım. Benim ayağım birkaç gün aksamaya devam etti. Bu süre zarfında okula Mustafa ile birlikte otobüsle gidip geldik.
Mezarlıkta yaşadıklarımızı sınıftaki birkaç yakın arkadaşımıza anlattık. Sizde hiç akıl yok mu? O saatte oralardan geçilir mi dediler. Daha sonra hep mezarlığın çevresini dolanarak okula gidip geldik. Aradan uzun yıllar geçti ama Mustafa ile hala çok iyi arkadaşız. Ben artık Mersin'e 3-5 senede bir gidebiliyorum. Bir araya geldiğimizde hala o akşamın konusu açılır. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Müslüman değilim. Türkiye'de doğmuş, farklı kökenlere sahip bir adamım. Yani anlayacağınız dilde gayrimüslimim. Ama askerliğimi bu ülkede yapacak kadar da Türk vatandaşıyım. Neyse, bunlar sadece cinperi mevzularına uzak bir adamım. Bunları anlattım çünkü bizim inancımızda cin olgusu biraz daha farklı ve İslam'dakiyle pek örtüştüğü söylenemez. İnananlara saygısızlık etmek istemem. En nihayetinde dini konular hassas konulardır. Dalga geçilmesi de hoş değildir. Ama bu cinler, periler, inancı bana birazcık karikatür gelirdi. Ta ki askere gidene kadar. Antalya'da çaycı olarak yaptım askerliğimi. Kendi adıma şunu söyleyebilirim ki keyifli ve bir o kadar da ilginç günler geçirdim. Gördüğüm insanlar beni dehşete düşürüyorlardı. Yanlış anlamayın, burjuva değilim. Havyar yiyip etrafta kahkahalar saçan bir hayatım olmadı. Proyu içine çekmeye çalışacak kadar da sığır bir adamım. Amacım kimseyi küçümsemek de değil. Zaten beni tanıyanlar da bunu çok iyi bilir. Ama doğma büyüme İstanbulluyum. Üniversite yıllarımda deplasman adı altında birçok yere gittim. Ama böyle insanlarla karşılaşmadım. Birlikte çaycı olduğum için herkesi tanıyorum. Herkesle konuşan bir yapım var. Hemen kaynaşırım. Mesela banka kuyruğunda kesin birisiyle tanışırım. Ayrıca çok da meraklı bir insanım. Her şeyi merak ederim. Hüseyin, gerçek ismi değil. Bu asker hep tek takılırdı. En sevmediğim özelliği insanların gözünün içine bakması ve bu yüzden her yeni gelen ayar oluyordu ona. Yaklaşık 1.75 boylarında, ince ama kalın bilekli, yuvarlak bir yüz hatlarına sahip, kalın kaşlı, garip siyah gözlere sahip bir adam Hüseyin. Millete de sorardım, bu herif ne ayak beyler, ne nöbet tutuyor ne de içtimaya katılıyor ve de RDM'den çıkmıyor. RDM, psikolojik servis beyler. Sorduğum adamların verdiği cevaplar da beni pek tatmin etmedi. Aman efendim, çocuk kendi kendine konuşuyormuş da akşamları bağırarak uyanıyormuş. Uyku problemi varmış. Bir gün hazır kıtadan çocuklar bununla dalga geçmişler. Gelsin de cinlerin seni kurtarsın demişler. Bu da oğlum gidin başımdan demiş. Sonra dalga geçen çocuklardan bir tanesine bir şey olmuş. Bu hikayeyi bana anlatan çocuk birliğe boyacı olarak alınan askerdi. Komutan buna oğlum hiç boyayla uğraştın mı? Malzemeleri tanır mısın dediğinde tanırım komutanım 4 sene tinercilik yaptım diyen bir gevşek. Herif makbuza şafak yazan bir sığır. Bu hikayeyi yarım kulakla dinledim zaten. Benim inancıma göre çok saçma bir hikaye. Anlatan da bu adam olunca inanmadım tabii. Akşam koğuşa geç çıktım. Dişlerimi fırçaladım. Yatağa girdim. Saat 1 civarı falandı. Uyku problemi çekiyordum ben de. Annemi düşünüyorum ara sıra. Çünkü ben babamı kaybettiğim için annem bize çok düşkündür ve genel olarak çok bağlı bir aileyiz. Biliyorum ki Antalya'da askerlik yapsam bile annem çok huzursuz. Aklıma geldi birden. Keyfim kaçtı. Gideyim de bir sigara yakayım. İndim yataktan. Tuvalete doğru yol alıyordum. Bir baktım bu bahsettiğim Hüseyin tuvaletin girişinde. Sigara uzattım. İçer misin kardeş dedim. Aldı sigarayı. Herkes uyurken ben de çocukla muhabbete başladım. Nerelisin, ne iş yaparsın, şafak kaç. Herifle konuşuyordum. Adamın gözleri beni içine çekiyor sanki. Ama bu benden kaynaklanan bir durum. Mesela ben bir kızdan hoşlanayım, gözlerinin içine bakamam. Etkilenirim yani. Bu bana özel bir durum. Hüseyin'e dedim, kardeş seni hep görüyorum. Uyku problemin mi var senin de? Evet abi, ben de uyuyamıyorum falan dedi. Bu yüzden uyku hapı veriyorlar bana. Sabahları da içtimaya gelemiyorum. Onun için dedi. Hayırdır derdin mi var kardeş dedim. Evden uzak olmaktan büyük dert mi var abi dedi. Haklısın dedim. Ben diğer kısa dönemler gibi değilim. Gel arada
Çayımı iç. Biliyor musun? Ben çaycıyım. Biliyorum abi dedi. Deli çaycı diyorlar sana diye de ekledi. Bugün yaptığın hareketi çok takdir ettim. O herif karısını dövüyor dedi. Bahsettiği herif de Azteğmen. O gün beni başka biriyle karıştırıp şınav çekmemi istedi. Yaptığının mallık olduğunu anladı. Ama ben şınav çekmeyince bozuldu. O kadar askerin önünde bayağı bir tartıştık. Nereden biliyorsun karısını dövdüğünü dedim. Abi ne bileyim, askerler konuşuyor işte dedi. Tam istediğim ortam olmuştu. Makaraya da girdik. Dedikodu da başladı. Artık elimden kaçamazdı. Ben yatıyorum Hüseyin dedim. Yarın gel çayımı iç. Memnun oldum dedim. Ertesi gün oldu. Ben de çay ocağında duruyordum. Telefon çaldı. Ahmet, gerçek ismi değil. Ahmet Assubay 4 tane kahve istedi. Emredersin komutanım dedim. Kahveleri yapıp odasına götürdüm. 3 tane bayan memur vardı odasında. Benim götürdüğüm fincanlardan biri ise çiçekliydi. Bunun üzerine lokum gibi adam olan Ahmet Assubay bu kadar bayanın arasında çiçek ben olayım bari. Onun için çiçekli fincanı bana ver dedi. Tabii komutanım dedim. Verdim çıktım. Bu konuşmayı da kimseyle paylaşmadım. Ayrıca o odayı bırakın, binaya çaycı ve temizlikçiden başka hiçbir asker giremez. Aşağıya indim. 10 dakika sonra Hüseyin geldi. Gel otur, çay içelim dedim. Oturdu. Öyle konuşurken Ahmet Assubay fincanları yollamış başka bir askerden. Fincanları bırakıp gitti. O sırada Hüseyin de şeker alırken kahvelere gözünü dikti. Derken birini eline aldı, gülümsedi. Ne olduysa, bakar mısın kahve falına dedim. Eh falan dedi. Abi dedi, yolu çok açık. Ne temiz kalpli adammış dedi. Kimin fincanı lan o dedim. Ahmet Assubay'ın dedi. Evet, elindeki çiçekli fincandı. Bu kadar tırstığımı ve şaşırdığımı hatırlamıyorum. Nasıl onun fincanı olduğunu bildi? Bana uzak olan bir durum bu. Mantıklı bir açıklaması olduğunu da düşünmüyorum. Bana bunu biri anlatsa inanır mıydım? İnanmazdım tabii ki. İnancı olanlar inanır. Hüseyin, bana da baksana dedim. Bakarım abi ama yarın bakayım dedi. Tamam dedim. Paşa gönlün bilir. Nereden bilmiş olabilir ki? Odaya girmediği kesindi. Akşam yemeğini beraber yedik. Bayağı bir kaynaştık. Zaten övünmek gibi olmasın. Benimle geçinemeyen adam kimseyle geçinemez. Akşam koğuşa geldim. Bayağı bir muhabbet ettik. Yarın bakıyorsun fala dedim. Bakarım abi. Ayıp ediyorsun. Ama kimseye söyleme dedi. Yok dedim. Öğlen arası ikimize de birer kahve yaptım. Muhabbet eşliğinde içtik ve kahve falıma baktı. 4 tane beddua almışsın ki bu demek ki başından 4 tane kötü olay geçecek. Ama yaptığın 3 iyilik 3 kötülüğü silmiş dedi. Tabi bu laftan sonra ben birlikteki bütün garibanlara yardımcı olmaya başladım. Bir tane kötü olay geçecek başından dedi. Nasıl bir kötülük dedim. Onun için tasa bakmam lazım dedi. Tas ne lan dedim. Tasın içine su koyuyorsun. Oradan görüyorum dedi. Ama rahat bırakmıyorlar. Kimler dedim. Abi dediğim gibi çok kötü de olabilir. Normal bir olay da olabilir. Abimden, annemden ve kuzenimden bahsetti. Sen bunun içinde mi görüyorsun bu kadar şeyi dedim. Güldü. İleride evlenince eve içip gitme dedi. Hanımla sorun yaşarsın. Dozunda iç abi dedi. Daha ortada karı yok kız yok. Böyle şeyler anlattı bana. Bana fal baktıktan sonra aradan bir zaman geçti. Yanılmıyorsam yaklaşık bir saat falan. Bundan bir saat sonra Ceyhun, gerçek ismi değil, Ceyhun adlı çocuk yanıma geldi. Sen Hüseyin'e ne yaptın dedi. Bir şey yapmadım dedim. Abi herif ağlıyor. Nasıl, nerede dedim. Abi dedi dışarıda köşede. Gittim. Herif harbiden ağlıyor. Yapıştım yakasına. Hüseyin, iyi güzel fal baktın da şu kötü şey ne, onu da anlat bana dedim. Her şey hazırlıklı olayım. Abi yok bir şey dedi. Niye bu haldesin dedim. Abi lütfen yalnız bırak beni dedi. İyi dedim gittim. Abartmıyorum. 2 paket sigara içtim. Akşam koğuşa çıkana kadar evi, sevdiklerimi falan aradım. Akşam koğuşta çektim bir kenara konuştum. Anlat bakalım dedim. Anlatmadı. Ama birini daralttım mı affetmem. En sonunda fal baktıktan sonra bu oluyor dedi. Rahat bırakmazlar dedi. Kimler dedim. Cinleri varmış bunun. Rahat bırakmazlarmış. Nasıl bir şey bunlar dedim. Abi o kadar güzel ki bir tanesi. Görsen aşık olursun. Mesela o peri diyordu. Peri tanımını ilk defa duyuyorum. Akşam bunlar yüzünden uyuyamadığı için uyku hapı veriyorlarmış.
Nöbetten falan düşmüşler herifi zaten. Öyle bir adam ki RDM'deki psikolog kadına fal bakıyor. Düşünün yani gerisini. Kadın güya bunu tedavi edecek. Cumartesi günü gelmişti. Çarşı iznine çıkacaktık. Sevdiğim uzun dönem çocuklara kahvaltı ısmarladım o gün. Yani bana fal baktığı gün. İyiliğin kötülüğü silmesi gibi anlattığı şey beni çok etkilemişti. Gerçi bu kahvaltıyı ısmarlama olayı önceden planlanmış bir olaydı. Kahvaltıyı yaptık ettik. Yavaş yavaş herkes masadan kalktı. Ben, iki kısa dönem arkadaş ve Hüseyin masada kalmıştı. Kahvaltı yaptığımız yerde tipik menemenciydi. Antalya'yı bilenler için söylüyorum, Merkez Komutanlığı'nın tam karşısındaki menemenci. Ucuz yer ve çok güzel. Hani yemek ısmarladım şekli yapmıyorum. Ucuz yer zaten. Hüseyin'in yanındaki masaya bir kadın oturdu. Yaklaşık 10 dakika sonra fal bakan kadınlardan biri "Abla, el falına bakayım mı?" deyip kadına yanaştı. Kadın da "Bak bakalım." dedi. Falcı kadın bir şeyler anlatmaya başladı. O esnada Hüseyin araya girdi ve "Yalan söylüyorsun." dedi falcıya. Falına bakılan kadın da "Nereden anladın?" dedi. "Mesleğin o değil ki." dedi. "Peki mesleğim ne benim?" dedi falına bakılan kadın. Hüseyin "Hayat kadını." deyip aniden ağzını kapadı. Ağzından kaçırmıştı resmen. Kadın şok oldu. "Bana fal bakar mısın?" dedi. "Parası neyse veririm." dedi Hüseyin. "Kusura bakma." deyip uzaklaştı. Son birkaç gündeki en ibret verici durumlardan birini yaşıyordum. Ama bu sefer şahitlerim de vardı. Belki de genel eve gitmiştir. O kadınla daha önceden karşılaşmıştır. Birliğe döndüm ve bu olayları çay ocağındaki arkadaşla paylaştım. "Sen de böyle şeylere inanıyorsan bitmiş bu ülke," dedi. "Cahille cahil oluyorsun. Bir de benle gelip siyaset tartışıyorsun," dedi. Bu adamla hep siyasi kavgalar yapardık. Askerliği böyleydim. Ve ben buna sürekli "Abi okul okumuşsun ama çok cahilsin," diyordum. Şimdi düştüğümüz duruma bak. Neyse, bir yandan da bir yığın olay oluyordu. İçinde bulunduğum durumu kimseye de anlatamıyordum. Kantindeki arkadaşa "Vallahi gerçek desem de bir yandan da haklı adam. Saçma hikayeler zinciri. Bana da baksın o zaman," dedi. "Söylerim abi," dedim. Gurur meselesi yapmıştım. İnsanların sizi salak yerine koyması çok kötü bir durum. En nihayetinde ben inandım ama etrafımdakiler de inansın istiyorum. Neyse, gittim Hüseyin'e söyledim. Hüseyin geldi. Şefik. Gerçek ismi değil. Şefik isimli kantindeki ortağım bununla dalga geçti resmen. "Ya," dedi, "benim karım da var. Onun falına da bakabilir misin?" dedi. "Ben onu çok merak ediyorum," dedi. "Bakarım abi," diye cevap verdi. Hüseyin, "Onun yerine niyet etmen yeterli," dedi. Ondan sonra kahveler yapıldı, içildi ve Hüseyin fala bakmaya başladı. İlk lafı, "Abi, hanımın da senin gibi." Şefik, "Nasıl yani?" dedi. "Gözler kapalı ama uyumuyor," dedi. "Kalpleriniz karşılıklı. Meğer Şefik de uyumazmış. Ölü gibi yatar ama hanımını ve 6 aylık çocuğunu düşünürmüş." Tipik asker kafası işte. Sonra Şefik'e erkek çocuğu olduğunu söyledi. Şefik çok şaşırdı. Çünkü Şefik bu kadar ayrıntıyı bana bile anlatmamıştı. Ama doğru çıkmıştı. Ben de "Gördün mü lan?" dedim. Ben Hüseyin'le samimi oldum. Belki inanmayacaksınız ama herif birine bakıyor ve genel hatlarıyla onun karakterini ve önündeki yolu söylüyor. Hatta birlikte bir çocuk için nişan atacak abi demişti. Çocuk askerdeyken izne gitti geldi. Geldiğinde ise nişan atmıştı. Askerliğim bittiğinde Hüseyin'le görüşmek istedim. Bana verdiği numarasını aradım. Fakat kullanılmıyordu. Bir daha haber alamadım ondan. Bu da her zaman hatırlayacağım bir anı olarak kaldı.